Bugün forumumuzun 18. günüdür ve bugün dekabrın 18'i çok maraqlı bir qonağımız var. Bu qonağımızla biz artık uzun illerde dostluq edirik ve peşəkar münasibətimiz məsafə ne kadar çok olmağına bakmayarak münasibətimizi saxlayırıq. Min şükür de bugün belə bir mütəxəssis ve həm yerlimiz eyni zamanda Anjelika Hüseynzadə, şimdi Şimşek, yani soyadını artık Şimşek'ti. Siz izleyebilirsiniz Instagram sayfasından. Bakmayarak ki sosyal şebekelerde o kadar da aktivlik çok göstermir, ama öz yazdığı kitablarla tez-tez paylaşır ve diğer de beğendiği ve peşekar tövsiye ettiği kitabları da tez-tez tövsiye edir ve Instagram sayfasını daha çok bu karakterli istifade edir. Her mütəxəssisin öz sosyal şebekelerde faaliyet tərzi özüne məxsusdur. Ama mən istəyirəm Anjelika Hanım'ın bugünkü mövzundan başka birinci daha geniş. Biz bugün Instagram'da görüşe bilmedik deyən küçük bir tanıtım edeyim. Biz səhv eləmirəmsə 2000-ci ildə tanış olmuşduq. 2001-2000, 2000-2001. 2000-ci ildə vazif təhsil səhv eləmirəmsə. Biz Dayanat müəllimlə birlikte bir müxtəlif seminarlar, treninglər aparırdıq. Və orada psixanaliz mövzusuna toxunduq. Psixanaliz mövzusundan çox maraqlanan Anjelika xanım 2000-ci il, yəni ki, düz 21 il bundan öncə qeyd elədi ki, psixanaliz onun çox marağını cəlb edir və peşəkar bir metodika kimi, bir məktəb kimi böyük bir məktəb olduğunu bilir. Ona görə belə deyək, ayrı-ayrı kitablardan psixanaliz barəsində kritikanı dinləməyə yaxud psixanalizi sahib olmamış insanlardan psixanaliz barəsində hansısa fikir öyrənmək o kadar da maraqlı deyil, daha peşəkar biliklere sahip olmak istəyir. Ve bizim o treningde küçük bir tanıtım oldu, belə deyək, giriş hissəsi oldu. Sonra mən sizə bir dənə də təsadüfü deyim, ama bunun məxfiliyini qorunmaq üçün bir hissəsini deyəcəm, bir hissəsini yox. Günlərin birində dərs vaxtı, təsadüf elə oldu ki, bir xanım gəldi və dedi ki, ha, sizin dərsiniz gedir. Mən də Anjelika xanım da oradaydı. Anjelika xanım belə gözlərini belə elədi, baxdı mənə. Mən başa düşdüm ki, deyəsən bu xanımı tanıyır. Deyəsən bu xanımı tanıyır. Məhfili pozuldu. Bu bizim psixologlar üçün çox belə incə məqamlardan biridir ki, konfidensiallığı saxlamaq və heç kəs bilməsin kim kimin pasientidir. Mən də ona görə bəzən toylarda məni kimsə görəndə deyirəm ki, diş həkimiyəm. Deyəndə bu mənim həkimimdir, doktorumdur, tanış olun. Bu mənim bir zarafatımdır ki, mən stomatologum. Dişləri düzəldirəm. Təbii ki, psixoterapevt olduğumu biləndən sonra deyirlər ki, nə münasibətiniz var? Deyirəm ki, bizim stomatoloji klinikaya gəlmişdi. Yenə də stomatologiya sahəsinə yönləndirirəm. Amma burada biraz konfidensiallığı saxlamaq alınmadı. Xanıma işarə verdim ki, dərs gedir, müayinə olursunuz. Dedi, onda sizə şirniyyat almışam, gözləyirəm yan otaqda, gələrsiniz. O xanımın kimi olduğunu adətən mən demirdim. Biz münasibət dostuq. Bugünə qədər də münasibətimiz dostluğumuz, hələ də münasibətimiz yaxşıdır. Dost kimi münasibətimizi saxlayırıq həmin xanımdan. Amma təsadüf elə gətirdi ki, həmin xanım Anjelika xanımla bir sinifdə oxumuşdu. Bir sinifdə, səhvləməmişdi, bir sinifdə. Sinif yoldaşları da ən obyektiv, şəffaf müşahidə edən insanlar olur. Yəni biz görmədiyimiz onlar görürlər. Və sonra dedi Kenan Bey, o xanımla siz konsultasiya eləmişsiniz nə vaxtsa. Mən də tələbə dövründə hələ tibb universiteti bitirməmişdim, təzə başlayırdım praktika eləməyə. Hələ hüquqi cəhətdən heç nə psixoloq, nə psixoterapevt, nə psixiatr statusum da yox idi, kvalifikasiyam da yox idi təbii ki, amma konsultasiya edirdim təbii. Praktika aparırdıq o vaxtı, belə deyək, çox dərinə getmirdi. Nə bacarırsan elə. Belə deyək, konsultant. Bugünkü coachlar elə çalışırlar. Ona görə kimsə bugün deyəndə ki, sən coach kimi çalışırdın, derim ki, heç o vaxt heç coach da bilmirdik nə olan şeydir, amma bilirdi ki, məsləhətçiliklə məşğul olmaq lazımdır və nəsə öyrənmirsənsə onu tətbiq eləməyə, praktikaya başlamaq lazımdır. Nə qədər tez başlasan, o qədər yaxşıdır. Üstəlik, mən praktikaya açıqı deyim, həmən xanımla düşünülmüş bir addım kimi atmamışdım. Rəhmətli Dayanat Rzayev məni otağa salmışdı o xanımla. Yəni o xanım damarlarını kəsdiyi yerdə çıxdı panikada ki, sən həkim deyilsən, get kömək elə. Nə qədər oxumaq olar, nə vaxtsa işləmək lazımdır, buyur, ox, pasiyent budur sən, get. Spasayio. Xilas elə onu. Mən ona görə qapıdan içəri itələyəndən sonra qapını da bağlamışdı. Mən artıq məcburiyyət qarşısında məcbur olub pasiyentlə üz-üzə qalandan sonra artıq nəsə bir işləyim. Belə başladı. Amma sonra min şükür yaxşı konsultasiya alındı. Və o xanım barəsində sonra bizim dostumuz Nicat bəy bir sənədli film çəkməyə qərar verdi.
onu tanımırdı şəxsən özünü. Təbii ki, biz pseudonim seçdik Səbinə və Səbinənin draması bir insanın tarixçəsi rubrikasında istəyirdi belə psixoloji silsilələr yaradaq. Həmin film həmin xanım barəsindədir. Düzdür, real, orada aktyorlar da hamısı real insan deyil. Sadəcə bir məqam var idi, hansını ki, biz Anjelika xanımla tez-tez məsləhətləşirik, fikirləşirik. Deyirəm, ola bilər ki, o vaxtı o xanıma psixiatrlar şizofreniya diaqnozu yazmışdılar. Ola bilər ki, şübhəsi olsun. Axı, çox oxşuyurdu. İntiharlar cəhətləri, irsi meyilli və s. Yəni, tibbi cəhətdən var belə məqamlar. Və bu gün 20 il keçib də artıq, hətta daha çoxdur. Deyirəm, hələ də intihar cəhətləri təkrar olunmur. Hələ də psixotik hallar yoxdur. Deməli, elə çıxır ki, insanın depressiyası var idi, isteroid tipli şəxsiyyətin. Depressiyada da intiharlar fikirləri və intihar cəhətləri, amma kənardan baxan və onunla ünsiyyət qura bilməyən, onun empatiyasını yaratmayan insanlar onun barəsində nə düşünürdülər? Danışmaq istəmir, negativizm, özünü dəliyə vurur gibifreniya, yəni simptomları başqa cür görürdülər, səhv identifikasiya edirdi. Ona görə də səhv diagnostika nəticəsində də insan qəlbindəki prosesləri analiz eləmirdilər. Hə, belə oldu ki, təsadüfən o epizod mənim yadımda çox yaxşı qalıbdı. O xanım da mənim həyatımda böyük rol oynadı, mənim üçün böyük motivasiya oldu. Mən bilmirəm indiyə kimi Anjelika xanım üçün o epizod təsirli oldu mu, o qədər mi təsirli oldu, gələcəkdə yadına düşürdü mü, yoxsa yox. Yəni 20 il ərzində yadına düşürdüm, heç olmasa arada bir yadına düşürdüm. Yox, sən hatırlattın, öyle hatırladım. Düşündüm şimdi üzerine. Ama histeri dedin, histeri üzerine bir de tabii benim zihnimde borderline, değil mi? Daha çok canlanan şey, daha çok sınırda bir şey. Ama faktik olarak Anjelika Hanım sonra hədəfindən təslim olmayan bir gözəl örnəklərdən biridir. Yəni, bugün dəvətimənin də məqsədi ondan ibarətdir ki, psixologiya qədəm qoyan insanlar deməsinlər ki, biz hara qədərsə inkişaf eləyə bilərik və hansı zirvələr var barəsində də əl çatılmaz zirvələr deməsinlər heç vaxt. Niyə görə? Örnək göz qabağındadır. Anjelika xanım çox belə o qədər də çox təvəzzükar insandır. Tərif özünü eləmir və sosial şəbəkələrdə görsəz, orada heç bir şey yazılmıb demək olur özü barəsində. No, o şəxsi işidir. Biz obyektiv qiymətləndirməyə xoşlayırıq. Biz belə dostumuzun xatirinə xahiş edirəm, ona görə üzülürsə, biraz obyektiv deyəcəm. Deməli, Türkiyədə təhsilinə davam elədi və psixanalizi daha dərindən öyrəndi. Sonra 7 il səhv eləmirəmsə, mən nə səhv desəm, siz mənə səhv mətri redaktor edin. Mənim ola bilər yaddaşımda o qədər yaxşı qalmıbdır. 7 il ərzində Beynəlxalq Psixanaliz Assosiasiyası tərəfindən psixoanalitik diplomunu almaq üçün davam etdi. Yəni, biri var, siz indi oxuyursunuz, klinik psixolog diplomunu aldınız və salam bitdi. Yox, mən dahiyəm deyirsiniz. Amma insanlar var ki, deyir, yox, bu dahiliklə deyil. Deməli, magistr kliniki psixologiya üzrə, ondan sonra psixoanaliz üzrə PhD səhvləmirəmsə də. Yox, klinik üzərinə PhD, psixoanaliz üzərinə də İPA üyəsiyim. Yani o şöyle anlatayım mı ben burada Kenan biraz seni bölerek birazcık araya girerek şimdi psikanaliz zaten kendi sürecimden geçip ondan sonra buradaki iki tane formatör derneğimiz var ve o derneklerden birinden kendi analizimi bitip formasyonuna başladım. Formatörlerim Fransız analistleriydi. Fransız ekolünden geliyorum. Ve Fransız analistlerim benimle süpervizyonları devam ettirdiler. Formasyonumu bütün kolokyumlara ya da işte kartellere, Fransızlar öyle der, tüm kartelleri bitirip sonunda sınava girip bu unvanı aldım. Yani 5 yıl, 6 yıl kadar kendi analizim sürdü ama onun yanında böyle analizin 3. yılında zaten formasyona başlama şansımız var, izin var, değil mi? Ondan sonra da devam etti. 4 yıl kadardı. Bunun bir eğitimi var ama bu eğitim bitmiyor. İPA üyesi olsanız bile biz hala hep devam ediyoruz. Gruplarımız var, çalışma gruplarımız var. Winnicott grubumuz var, Klein grubumuz var, Freudian var, Lacanian var. Tüm o gruplarda o kuramlar üzerine çalışmaya hala devam ediyoruz. Üretmeye devam ediyoruz aslında. Kuramı üretiyoruz. Seminarımıza geçmeden önce bazı məqamları da yeniden hatırlatmak istedim ki, Lika Hanım söylediği kimi,
Davam edirəm, amma bu kliniki psixologiya üzrə təhsildən sonra bir 7 il də təhsil psixanaliz üzrə haradasa davam edir də hələ də. Amma deməli orada İPA deyil, International Psychoanalytic Association. Freud tarafından kurulan. Beynəlxalq Psixanaliz Assosiasiyası belə bilsəm. Və illərdir Türkiyədə çalışır və səhv eləmirəmsə Türkiyədə o vaxtda biz danışanda belə yadıma qalmışdı ki, 40 nəfər Beynəlxalq Psixanaliz Assosiasiyası tərəfindən psixanalitik diplomunu almış mütəxəssislər var və onlardan biri və birinci təhsildə psixanaliz, səhv eləmirəmsə, düzmü deyim, universitetdə? Yox, birinci, Chicago Üniversitesində, Chicago Psixanaliz Kurumundan üniversitede psixanaliz eğitimi verme eğitimimi aldım. Bunu analist olmadan önce alınıyor bu. Bunun tek bir şartı analist olmamak, o süreçte olmak. Çünkü analist olduktan sonra böyle bir şey vermiyorlar. Artık analizi biliyorsunuz çünkü. Ve üniversitede analiz, psikanaliz eğitimi verilir mi diye bir sorumuz var. Ve bu Chicago Üniversitesi tek bunu veren bir yer. Evet, ilk olarak veri. Chicago'da bu eğitimi alıp ondan sonra üniversitede psikoloji bölümünde klinik yüksek lisanslarda psikanaliz, yani psikanalitik psikopatoloji ve psikanalize giriş dersleri verdim. Yani ben o vakti psikanaliz üzere kurslar aparırdım. Hele kvalifikasyam olmadan. Ama siz şimdi kvalifikasyanız var ve ondan yukarı kvalifikasyayı səhv eləmirəmsə yer kürəsində hələ yoxdur. Ve siz de şimdi psixanalizdə dərslər aparırsınız. Sadece daha peşəkar şekilde. Belə deyən evlərdir. Benim yolum ama senin de bambaşka bir yolun var değil mi? Sen de bambaşka şeyler yapıyorsun. Tabii biliyorum. Yok yok, ben kıskanmıram. Aslında qalsa şərəf duyuram bu sözleri deyərkən. Mən həqiqətən çok sevinirəm ki, insanlar öz hədəfinə doğru təslim olmur. Bu arada görürüm, alqışlar yazılar çatda. Fatimə xanım Zaydan bizim psixologiya məktəbini yaratmışam. Orada praktik məşqələr çox aparırıq. Və misal üçün Fatimə xanım mən çox iratdığım tələbələrdən biridir. Yəni tələbə deyəndə xanım belə deyək, yeniyetmə deyil, gənc, bizim mənim həm yaşlım olar hardasa. Amma təsəvvür edin ki, ailəli bir xanım, gənc xanım mənim həm yaşlım olar. Mən ona ən çox tənqid etdiyim yəqin tələbələrdən biriydi. Hətta çox şiddətli tənqid edirdim. Başqa tələbələr artıq qorxurdular, deyiblər ki, müəllim onun üstünə çox getməyim. Birdən depressiya düşər, özünə nəsə eləyər. Amma çox sağ olsun mənim o sərt tələblərimə, tənqidimə qarşı dözümlü oldu və təslim olmadı. Məni də təəccübləndirdi və bütün qrupu da əminəm təəccübləndirdi və davam edəcək. İndi deyə bilmərəm, hara kimi davam edəcək, yəni belə deyək, özü seçdiyi, növbəti addımlarda öz seçdiyi yoldur. Amma insan ilk çətinliklərlə üzləşərkən, irad tutarkən, küsürsə, təslim olursa, növbəti addım ata bilmir. Yəni zaten belədir, amma səhvlərini də üzə vurmasan, deməsən səhvlərini hal-hazırda, o insan o səhvləri düzəltmir. Bir dənə də bir epizodu xatırlayıb, sonra keçək seminarımıza. Bir neçə il keçdi, Anjelika xanım Bakıya gəldi ki, mən artıq Türkiyə vətəndaşını qalıram, ona görə ki, daimi Türkiyədə yaşayam, ailə qurmuşam və istəyirəm Ankara'da daimi yaşayam, klinikamı açım və geniş inkişaf edeyim. Gəlmişkən dedim, bir siz də görüm, dolayısıyla tanıdığım 5-3 nəfər Azərbaycanda kimlərlə ki, daimi münasibət saxlayıram, illərlə münasibət olsa da. Amma istəyirdim, görüm, siz nə edirsiniz? Mən də onda balaca bir otaq götürmüşdüm, hamıdan ayrılmışdım 5 mərtəbədə, balaca bir otaq götürmüşdüm konsultasiya üçün, elə bir ki, sıfırdan başlamışdım. 2007-ci ildə yadımdadır. Və ondan sonra bir-iki dəfə internetdə danışanda bir gün hiss elədim ki, MSN Messenger var idi vaxtı, deyəsən. MSN Messenger-dən o vaxtı çox sürəti aşağı olan internetlə idi. Hiss elədim nəsə danışarkən Anjelik xanımın ruh düşkünlüyü idi mi, yoxsa yorğunluğu idi mi, bilmirəm, asteniya idi mi, depresiyon idi mi, haradasa biraz ruh düşkünlüyü var idi. Və dedim ki, biz keçmiş dərslərdə, mən birinci dərsdə yadızadı nə demişdim? Deyir ki, siz nə danışırsınız Kenan Bey? Birinci dərsdə siz o qədər məlumat vermişdiniz ki, mən hamısı yadımda qala bilməz. Dedim, ən vacibi var bir məsələ. Bir vacib məsələ odur ki, psixoterapiya sözünün əsl mənası nədir? Bunu hamı səhv salır. Psixos terapiya. Bunu düşünürlər ki, psixiatriya sözünün sinonimi kimi düşünürlər. Psixos yana da atriya. Amma burada bir fərq var. Atriya da terapiya da müalicə deməkdir. Yəni ruhun müalicəsi belə tərcümə olunurmu? Yox, atriya göstərir ki,
neyi müalicə edirik? Vasitəni göstərmir. Amma psixiatriya sözü deyəndə, misal üçün, farmakoterapiya, yəni ki, dərmanlarla müalicə edirik. Amma nəyi müalicə edirik? Göstərmir. Ona görə psixiatriya ruhun müalicəsidir. Psixoterapiya ruhla müalicə. Yəni, psixoterapeut öz ruhunla, öz varlığınla, öz dünya görüşünlə, öz təhsilinlə qarşı tərəfdəki insanın dərdini həll etməyə kömək edir. Vasitəçi olur, bir bələdçi olur. Onun daxilindəki, ruhundakı sirləri, onları, o bağları açmağa kömək edir ki, onların arxasında duran zindanda gizlənmiş skeletonları çıxardır ortaya. Göstərir ki, nələr imiş səni kabuslarla çevrilən. Və bu işdə bir dənə texnika keçirdik bir yerdə elə online, internetin sürəti çox zəif olaraq. İdentifikasiya adlandırıram indi onu o vaxtdan bugünə kimi. İdentifikasiya, bu mənim əlimdir, bu mənim özüməm, yoxsa özüm deyiləm. Mən hələ də o texnikanı çox aktiv tətbiq edirəm, praktik edirəm. Baxmayaraq ki, psixoanalizlə tam uyğunlaşmır. Amma fundamental olaraq identifikasiya elə həmənki psixo ego identifikasiyada, egonun bir avtonom funksiyalarını deyil. Yəni identifikasiya funksiyası bir qədər bərpa edir. Hansı insanlarda ki simbiotik münasibətlər var, hansı insanlarda ki emosional asılı münasibətlər var. Yəni egonun bir qədər bu yerindən tərpənəndə bir balaca sabitliyini pozanda təmin edir. Və təəssüf edin ki, artıq peşəkar psixoloq, peşəkar mütəxəssis, hansı ki, səhv eləmirəmsə o vaxtı oyunbazlarla, qumarbazlarla Lefkoşa'da çalışırdınız. Şöyle, o zamanlar amatem gibi, yani şey, uyuşturucu, alkol, nikotin bağımlılığı merkezinde terapi yürütüyordu. Hem de kumarbaz, kumar oynayan insanlarla. Evet, evet. Tüm bağımlılıklar. Yani oyun bağımlılığı, yeme bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, tüm bağımlılıklar üzerine bir 4 sene kadar çalıştım. Çok profesyonel bir dövrüydü. Lefkoşa'da da bilirsiniz, Kipr'de kumar oyunları icazı verilir diyen, bütün dünyanın en büyük kumarbazları Kipr'ı deyirler düştüğünde, yani Kipr adasına gelirler ve orada qumar oynayırlar, ahlılıq kabul edirlər, sonra da psixoterapevtin yanına gelirlər, özünü bərpa edib, geri qayıdırlar evlərinə. Çox vaxtı olur. Yəni, rehabilitasyon olurlar, evlərə, ailələrinə qayıdırlar. Yəni, belə bir, o dövrdə idi və o dövrdə mən bu texnikanı təkrar bir yerdə online Anjelikanla keçirəndə dedim ki, bu bir psixologlara tez-tez deyirəm, dostlarıma biraz sadə edirəm, bu bir çörək ağacıdır. Nə zaman görürsünüz ki, bax, qəlbinizdəki məni hiss etdiniz, ya da pasiyent deyir ki, mən analiz etmək istəmirəm. Bir dənə deyirsiz, gəl bir dənə test olaraq bir texnikaya bax, baxaq, nə yiyirsən orada. İnsan biraz özünü yaxşı hiss edir. Yaxşı hiss etdinizmi? O vaxtı mən səhv eləmişsə, sizdə emosional reaksiya, hətta yaxşı, xoş bir emosional reaksiya oldu. Deyiz ki, geştaltə bənzər bir texnikadır, səhv eləmişsə. Mən dedim, bilmirəm, geştaltdir, psixosintezdir, hərəsindən biraz. Amma bir emosional, bir pozitiv bir duygu yaşadıq. Dedim ki, indi mən o vaxtı dediyim psixoterapi insan ruhunda yaşamaq, ruhla müalicə etmək nə olduğunu bildiniz mi? Qəlbinizdə daşınız, bax, bu ruh, bu sizin potensialınızdır. Və bir anlıq fikirləşdim ki, indi mənə deyəcək ki, psixiatr özü də deyəsən, biraz psixotik hallara düşübdür. O məqamda biraz artıq diaqnozu altına düşməkdən şübhələndim. Amma yox, yəni cəsarətli idim o cəhətdə, baxmayaraq. Belə, amma ondan sonra biz profesional danışıqlarımız çox az olubdur. Yəni, o illərdən sonra Lika xanımın inkişaf sürəti azalmayıbdır, mən əminəm. Ona görə ki, bir raket əgər böyük sürətlə başlayırsa, sonra Marsa da gedib qayıda bilir, daha da böyük məsafələr keçir. Düzdür, o yerin cazibə qüvvəsindən qurtulmaq üçün daha çox enerji sərf edir, deyirlər. Amma ondan qurtulandan sonra 300 kilometrli məsafə keçirsə, siz hər birimiz də, biz hələ ki yerin cazibə qüvvəsindəyik, hələ ki yerdən qalxa bilmirik, hələ ki konfort zonasındayıq. Bizə çox böyük bir enerji sərf etmək lazımdır ki, bir kosmosa çıxaq, bir öz cazibəmiz qüvvəsindən çıxaq kənara. 300 kilometr raket üçün. Amma ondan sonra cəmi 10% gücü ilə Marsa da gedir, geri də qayıdır, daha da böyük uğurlar əldə edir, amma o qədər çətin gəlmir insan üçün. Yəqin əminəm ki, psixoanalitik sahədə də Lika xanım Marsa da gedib qayıdıbdır və hətta bəkər ulduzlara da çatıbdır. Bizim xəbərimiz yox. Ona görə çox şadam bugün sizi kimi bir mütəxəssisin bugün bizdən iştirak etməsinə forumumuzda.
Zannimcə tanıtım səhər Instagram paylaşımı eləyə bilmədi. Ona görə ki, xanım universitetə dərs deyirdi. Ona görə dərsi ayıra bilməzdi təbii ki. Ona görə bir belə giriş hissəsini məncə yetərincə məlumatlı oldum. İndi söz verirəm tam olaraq sizə. Seminarımızın özünüz istəsəniz, istədiniz əlavə məlumatlar vermək istəsəniz, hansısa bir proqramlarla bağlı, eğitimlərlə bağlı. Necə deyir, top sizdə artıq. Aldın top. Peki. Şöyle ben anlatacağım. Ben anlattıktan sonra eğer ben anlatırken bir sorularınız, burayı anlamadım ya da burada ne demek istiyorsun demek istiyorsanız lütfen chat kısmına yazın. Ben sunumu bitirdikten sonra chat kısmına dönerim, oradaki soruları cevaplarım. El kaldırıp kamera açıp ses açmak isterseniz, birlikte konuşmak isterseniz birlikte de konuşuruz. Neler çağrıştırır, neler düşündürür benim anlattıklarım. Ben birazcık burada Kenan davet ettikten sonra beni hatta davet ettiği gün yani bize ne öğretti geçen yıl dediğinde benim aklıma tabii pandemi değil mi ve pandeminin bu COVID istilasının bize neler öğretti. Ama bize derken biz analistlere ne öğretti? Ben biraz buradan baktım ve biraz analist olarak biraz görüşme odamdan bana neler yaşattı biraz daha böyle öznel bir paylaşım olacak burası. Yani gerçeği söylemek gerekirse bu davetin konusunu işlemek çok kolay değil. Ne öğretti? Hepimizi çok farklı şey öğretti. Pandeminin en başından beri farklı tabii beşeri bilimler içinde bulaşıcılıkla ilgili bir sürü tartışma ve çalışma geliştirildi. Tabii psikanaliz tarafında bu tartışmalar hem klinik hem kuramsal açıdan bu kolektif tehdidin analitik çalışmanın metodu ve sonuçları üzerinde yapılmaktaydı. Ama özellikle ilk olarak kapanmanın acil olması, aciliyeti, analistleri birebir seansları ertelemesi açısından zorladı ve akabinde göreceli sonra dağılığında değil mi aprekup dediğimiz kapanma değişikleri, kapanmanın kalkması, saat sınırlamaları ve kaldırılması kolektif ve bireysel hayatı Mart 2020'den beri etkisi altına alınca tartışmalar çerçeve değişikliklerinin önceliklendirilmesi üzerine oldu. Yani terapötik çerçeveden bahsediyoruz. Bir analiz için en önemli şeylerden biridir çerçeve. Hem analiz hem analizan için. Analizleri birdenbire baştan çıkaran ya da tam tersi bir şekilde çerçevenin bu düzenlemelerine karşı direnen bir uyarılma kapladı. Bu sefer bu durum çok özel şartlar içindeydi. Aslında yaşanan sorunların ve psikopatolojilerin tekilliğinden doğan, klasik olarak adlandırılan ruhsal işleyiş, şekillerini değiştirmek değildi. Bu durumda sorun mesafe ve öğretme arzusu tarafından empoze edilen gereklilikler de değildi. Çünkü bu iki durum, kişisel pozisyon ya da kişisel konum ve problematiklerden ortaya çıktı. Hayır, bu sefer endişe herkesi ilgilendiriyordu. Eğer biz klinik terapi odasında analist olarak oturduğumuzda karşımızdaki insanın kaygıyla geldiğini biliyoruz. Ve o zaman analizan kaygılıydı. Analist kaygılı değildir. Analistin arzusu yoktur. Analistin çok duygulanımı yoktur değil mi? Analistin belki belleği de yoktur. Ama analizanın kaygısı var, dürtüleri var, duygulanımları var. Ama bu defa öyle olmadı COVID'de. Analist de yoğun bir kaygı yaşıyordu. Çünkü COVID analisti de korkuttu. Çünkü COVID analisti de etkileyecekti, analist de hasta olabilecekti. Analistleri ve hastaları şüphesiz ama ayrıca karşılıklı bir iletişim içeren ve bu yüzden tehlikeli addedilen bütün meslekleri ve bunun ötesinde de bütün sosyal ilişkileri, ailevi ilişkileri, her şeyi ilgilendiriyordu. Her birimiz kendimizi bazen paradoksal bir bağ biçimini alan çifte bir gereklilikle karşılaşmış bulduk. Hem tedavileri devam ettirmek hem de aynı zamanda sağlık önlemlerinin getirdiği çalışma şartlarına uygun davranmamız gerekiyordu. Direkt iletişim yoktu. Ben şu ana kadar yani Mart 2020'ye kadar çok uzaktan yani çok özel durumlar dışında online terapi hiç uygulamamıştım.
Şöyle, onun özel durumlar dediğim, analiz danılarımın yurt dışına gitmeleri, hamile kalmaları ya da ciddi sağlık sorunları olduğu zaman onlarla online terapi yapabiliyorduk. Bunun için biz shuttle analiz diyoruz, değil mi? Uzaktan analiz, bunu bazen de analist olmak isteyen insanlar uzakta yaşıyorlarsa, bize ulaşamıyorlarsa shuttle üzerinden bunu yürütebiliyoruz. Tabii deneyimden kaynaklı ne alışkın olduğum ne de ikna edici bulduğum bu online çalışma şekli daha önce üzerine hiç düşünmemiştim. Bu yüzden büyük bir dikkatle ve sonrası için özellikle bu onların kararları yani hükümetin kararları üzerine uygun bir şekilde hastalarıma telefonda seans önerdim. Teleterapi önerdim. Çünkü görüntülü konuşma bana uymuyordu. Bir analist olarak bana uymuyordu. Analiz sadece görünüşte kılma riski taşıyordu. Yani eğer online şu an ben hepinizi burada görüyorum ama analiz sırasında ben kendi hastamı, analizanımı görmüyorum. Benim sırtım ona dönük. Analizan da beni görmüyor. Yüzümü görmüyor en azından. Çok hızlı bir şekilde bu çünkü çoğu hastalarımın divandaydı zaten. Yani divanda olmayan, yüz yüze olan çok az hastam vardı o zaman içerisinde. Onun için bu ihtimal hiçbir şekilde konuşulmamıştı. Kimse bilmiyordu başımıza geleceğini ve işte pandemi olacağını, kapanacağımızı. Onun için ki analizde biz her şeyi en baştan konuşuruz. Nasıl olacak? Para nasıl ödenecek? Seanslara nasıl gelinecek? İptaller nasıl yapılacak? Seans ücreti arttırılacaksa bunlar dışarıda karşılaşacaksak biz analizanla diş doktoru demeyeceğiz. Biz böyle bir başka bir anlayışımız var değil mi Kenan Bey? Yani orada bir anlaşma yani hastam ya da analizan her şeyi en baştan biliyor neler yapacağımızı. Bu yüzden pandeminin başından beri hükümetin sağlık ölçütlerine bir üçüncü kural taşıyıcı ya da yasa koyucu gibi davranmaya karar verdim. Ve çok hızlı bir şekilde el sıkışmaları, koltuklar, divan arasındaki mesafeyi duruma göre kullanmaya başladı. Bu durum analizin ilkelerine referansla devam edebilme fikrimi sabitleştirmemi sağladı. Bunları icat eden ben değildim. Freud'tu. Onları uyguluyorum çünkü benim pratiğimin etiğini oluşturan analitik metot ruhuna hem geniş hem de dar anlamda sadık kalmamı sağlayan prensipler dar anlamda klasik kür dediğimiz. Bu durumun sadece nevrozları ilgilendirmediğini hatta divan deneyimi, seans ritmini çok sıklıkla sınır durum işleyişleri değil mi borderline işleyişleri için çok başarılı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani klasik denen türler anlamında ama daha geniş anlamda da analistin müdahale ve yorumlama şekillerini ötesinde terapötik uygulamalar, çok daha önemli çerçeve düzenleri içerme anlamında. Dolayısıyla seansların süresini, saatlerini sıkı bir şekilde takip ettim. Bu bana analizin hayatliliği için minimum bir denklik gibi. Hepimizin geçtiği bu dönemin karışıkları ve ters yüz etmelerine rağmen bir şekilde aynı olanı, sabit olanı koruma şekli olarak gözüküyordu. Yani ben aslında bir birey olarak, bir insan olarak hem analist olarak bir şeyleri korudum, hem insan olarak devam ettim. Devam ettirebildim bu konumu. Bugünkü katkım dolayısıyla COVID boyunca analitik deneyimin bana verdiği verilere dayanıyor. Hipotezlerim, yorumlamalarım herkesi ilgilendireceği iddiasında değilim ama analizin çerçevesini Pontalis'in ifadesine göre bir merkezi laboratuvar olarak pratiğimin, araştırmaların yeri olarak kullanıyorum her zaman. Biliyorsunuz psikanaliz, psikanalitik kuram her zaman klinikten doğar. Hiçbir zaman dışarıdan ya da işte oturup sadece kitaplardan doğmaz. Tüm analistler yazdıkları tüm kitaplar ve tüm makaleler, tüm kattığımız kavramlar, teoriler hepsi klinikten çıkar. Klinik olmadan analiz olmaz. Analiz kurur, gider, ölür. Olmaz yani. Çerçeve değişiklikleri sadece çerçeve üstüne ortaya atılan düşünme şekillerinin ötesinde. Ayrıca çağrışımsal içeriklerden bir takım özel
oluşmalar da belirlendi. Biraz hızlıca söyleyeceksem, bana kalırsa telefonla oluşturulan mahrem içtenlik, sesin yakınlığı, bedenin uzaklığıyla oluşan bu paradoksal samimiyet, sanki aslında ayrı olmak, uzakta olmak, söyleme özgürlüğünün birden daha rahatlaması sağlayan yeterli bir sansür oluşturuyormuş gibi. Çok canlı bir şekilde libidinal bir çağrışımsallığı destekliyordu. Belirtmem gerekiyor ki bu her hastayla aynı şekilde yaşanmadı. Bazıları tam tersi şekilde bu durumu çok savunmacı, aşırı bir basitleştirmeyle ve çalışma malzemesini gerçekliğe aşırı yatırım yaparak işlediler. Yani seansa sürekli COVID getirdiler, seansa sürekli pandemi, korku, virüs getirdiler. Diğerleri daha sıklıkla çocukluk hatıraları, rüyalar, birincil düşlemleri benim dikkatimi çekebilecek sıklıkta ortaya çıkarmaya başladılar ve ilk kapanmada önce her zaman ve daimi olarak cinsellik hem benim hem de hastalar için bir çalışma ve düşünme nesnesi olarak ortaya çıkıyordu. Önceki seanslarda bu kadar çıkmıyordu. Gizlice çıkmaya başladı ve bu durumdan, yani psikanalizin çocuksu cinselliğe olan bu köklenmesinden gerçekten keyif alıyordum. Çünkü bir şeyler açılmaya başlıyordu. Devamında ve ikinci kapanmada daha farklı içerikler oluştu. Bu sefer ölüm, yıkım, yok olma, benim kayboluşum, benim belki ölmem. Bunlar tesadüf değil. Aşılanma kampanyası sırasında büyük bir aktarımsal ekseni oluşturduğum, benim belki de korunabildiğim düşündükleri sırada beni ilgilendiren, bazen şiddetli, bazen kılıflı ama şüphesiz pandeminin başından beri olan endişeleri dikkat çekici şekilde ifade ediliyordu. Benim neden korunabildiğimi, çünkü belki biliyorsunuzdur, biz de ilk önce sağlık çalışanları aşılandık. İlk önce aşı bize yapıldı. Ondan sonra herkes aşılanmaya başladı. Ölüm dilekleri, misilleme korkusu, karşı tepki oluşturma, otantik bir koruma arzusu arasında seansların malzemesi, kaygının doğası sorusuyla ilgili kuramsal ve klinik gerçek bir düşünce alanı açacak kadar farklı şekilde dağılan, eşleşen kaygıları gün ışığına çıkarmaya başladı. Bugün buraya getirdiğim konu tam da bu. İşte bu yüzden benim önerim, öncelikle kişisel ruhsal işleyiş düzleminde kaygıyı anlama açısından psikanalizin katkılarının hatırlanması gerektiğidir. Sorunsalın toplumsal yönüne ise benim analiz konumum ve cevap vermem zor gelecek. Ben çok sosyal toplumsal bir sorulara cevap vermeyeceğim, veremeyeceğim. Fakat hepimizin geçtiği bu zor dönemi kliniğin testine tabi tutmak için kaygının kaynaklarına, yani kaygının analitik kurumuna geri dönmek isterim. Yine de alta yatan soru çok açıktır. Hangi ölçüde kaygının ortaya çıkışları, Freud'un çalışmaları ama aynı zamanda Klein ve Winnicott'un çalışmalarına uygun anlaşılıp işlenebilir? Hayatının sonunda Freud kaygıya tekrar döner. Ve adımlarında, çabasına, zorlanışına, ayrışmasına yeni bir örnek sunar. Eğer 32. konferansına bakarsanız orada kaygı ve dürtüsel hayat bir makalesi var. Bu duygulanım halinin doğal, temel olarak insani ve sıradan karakterini gösterir. Durumun gizemi sürekli yenilenir. Çünkü onu çözecek çözümler nihai değiller. Fakat bazı sıkı ve açıkça çözülümü olanaksız olan düğümleri açmaya dair umudumuzu koruyabiliriz. Freud eski görüşlerini, çok açık olan noktalarını tekrar ele alıp ve muhtemel hatalarından da yola çıkarak yeni fikirlerini ilerletmeye başlar. Onun için yanılmak, bir yanlış ve bir eksik yaratmaktan uzak başka bir yol. Belki daha cesur, belki daha kapalı, çok talep eden bir kitleyi kendisini çağıran adrese ikna etmekten geçer. Freud önce daha önceki kavramsallaştırmasının esas öğelerini özetler. Gerçekliğin önündeki kaygı, nevrotik kaygı arasındaki ayrım, duygulanımın iziyle oluşan eski travmatik bir olayın tekrar ve onun telaşı arasındadır. Ve ayrıca yaygın, dağınık ve daha sınırlı olan kaygılarla fobiler arasında aynı ilişki vardır der Freud.
Freud gecikmeden görüşünü değiştirdi. Ve değiştirdiği şey konusunda çok hızlı bir giriş yaptı. Kaygı dürtüsel hayata ve özellikle libidoya bağlıdır der Freud. İşte bu vazgeçemediği gözlem ve yorumudur. Bastırma eksiksizce görevini yapar ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmez. Ama iki yeni unsur. Başlangıçtaki bastırmanın kaygıyı değiştirdiğine dair olan kavramsallaştırmayı da değiştirir Freud. Bir tarafta ikinci topografik görüş, değil mi? İd, ego, süperego dediğimiz üç ana tür kaygı var. Gerçeklik kaygısı, nevrotik kaygı ve ahlaki kaygı. Ve oradaki bunların üçünün arasındaki ilişkiyi ve benliğin dış dünyaya, dış gerçekliğe de belki diyebiliriz, benliğe ve üst benliğe olan bağımlılık ilişkisini yerleştirir. Diğer taraftan Oedip kompleksini, kastrasyon kaygısının Oedip'in çözülme sırasında oluşan zorlantısına ya da obsesyonuna geri dönüş bastırmaya faydacı bir değer biçer der Freud. Şunu bulmalıydık ki der Freud, annesel nesnenin libidinal yatırımı bastırmanın sonrasında kaygıya dönüşür ve semptomatik ifadede babanın yerine geçmesine bağlı olarak da ortaya çıkar. O zaman sürpriz karşıt bir reaksiyon halini bulur. Şunu der Freud, kaygıyı yaratan bastırma değildir. Kaygı birincildir ve kaygı bastırmayı yaratır. Tehdit edici bir gerçeklik karşısındaki kaygı. Şüphesiz kaygı pandeminin daha önce hiç görülmemiş bir büyüklükte toplu tehdit haliyle birlikte gerçek bir tehlike karşısında ortaya çıkar. Hiç görülmemiş dediğim noktada tüm dünya için aynı anda bu kadar kaygı yaşanmış. Savaşlar çıkar ama belli bölgede vardır. Belli yerde çıkan savaş başka bölgeyi etkilemez. Ama burada tüm dünya aynı anda eş zamanlı olarak kaygıda. Kaygı bastırmayı yaratır. Ama hangi temsillerle bunu yaratır? Günümüzün hangi düşlemleri daha net biçimde seferber edilir? Gerçekçi kaygı ve nevrotik kaygının muhteşem yoğunlaşması, kastrasyon cezasına olan inanç, bastırmanın en güçlü motorudur. Gerçek tehlike değil ama bu tehdidin gerçekleşeceği inancıdır. Yani COVID tarafından ne için cezalandırıldık ya da ne için cezalandırılıyoruz? Hangi kural aşımlarından dolayı suçluyuz? Bu sefer Freud esas olarak ekonomik olan kısmı ısrarla dinamik bakış açısıyla, yani kaygıyla eşleşmiş farklı temsillerle üst benlik karşısında ya da süperego karşısında oluşan kaygı kastrasyonunun bir parçası olduğunda topografik bakışla olan eklemenin altını çizer. Bu şüphesiz demektir ki anlam yetersiz kalır ve güç olmadan çözülme yolunu bulamayacaktır. Ekonomi dediğim burada ruhsal ekonomiden bahsederiz, bir enerjiden bahsederiz. Bizim bu topografik modelin içinde dönen bir enerji vardır ve ekonomi nereye, nasıl yatırılacaktır bu enerji? Ne zaman rüyalara gidecek, ne zaman kaygılara gidecek, ne zaman bastırmaya gidecek, değil mi? Tüm bu üçlü yapı bunu denetler aslında. Bu şüphesiz demektir ki anlam yetersiz kalır ve güç olmadan çözülme yolunu da bulamayacaktır dedim. Ekonomik görüşün ele alınışını belirleyicidir ve kaygının doğasını anlamak için çözümü göreceli miktarlarda aramamız gerekiyor. Basit bir izlenme, travmatik değerini veren, onu bir tehlike haline dönüştüren ve böylece haz ilkesini felç eden yalnızca uyarılmanın büyüklüğüdür. Bu şekilde Freud kaygının her biri çocuksu cinselliğin bir dönemine bağlı olan farklı hallerini irdeler, ele alır. Bu sefer dürtüsel, daha genel problemleri olarak adlandırdığı şey, dikkatini çekmekte gecikmez. Kaygı ve bastırma arasındaki eklemlemeyi değiştirdikten sonra ikinci dürtü kuramını, daha tehlikeli kısmına girer ve ikinci topografik görüş, üst benlik, melankoli ve acının alanına girişir. Bu andan itibaren kaygı kelimesi diğerleri gibi kaybolur.
saldırganlık dürtüleri, ceza ihtiyacı, bilinç dışı suçluluk duygusu güçlendirilmiş bir enerjiyle bu yeri işgal edecektir. Freud hangi dirençleri, bu yeniliklerin hangi çekinceleri provoke ettiği iyi bilir. Ve düşüncelerinin bütününü haz ilkesinin ötesinde ve mazoşizmin ekonomik sorunsalı makalesinde ele alır. Ve artık kaygıya ayrılmış önceki metinleri bir daha da görmeyiz. Savaş açılmış. Dürtüsel hayat sadece libido ile sınırlandırılmamış. Ve saldırganlık dürtüsü de bir o kadar canlı ve iyi ahlaki bir bilinç adına reddedilmeyecek bir hale gelmiş oluyor. Sadizm ve mazoşizm daha önce duyulmamış bir güce tanıklık eder. Sadece aşk hayatında değil ama insani ilişkilerinin hepsinde bu var. Sonuç olarak saldırganlık ve yıkım dürtüsü libidinal bağlarını terk ederek benliğin kendisine şiddetlice dönebilir ve yıkıcı, antinarsistik bir cephe oluşturabilir. Yani dürtüsel karışımlar ayrışabilir ve işlevsellik adına ciddi sonuçları olacak böylesi dürtü ayrışmaları bekleyebiliriz. Ölüm dürtüsüyle kışkırtılmış kaygının dönüşü böylece analiz ve aktarımın gidişatını filtreler. Bir arzunun gerçekleştirmesine bağlı tehdidin oluşturduğu kaygıya ve bunun yarattığı suçluluğa. Dedim ya ben en başta, biz ne için cezalandırıldık COVID'le? Suçluluk tam da orada çıkar. Mazoşizmi ve melankolinin yarattığı erotik belirsizlikle bağlı kaygı, böylece bu suçluluk duygusu ve cezalandırılma ihtiyacının kabarması içine ahlaki acının yoğunluğu ve biçimini alır. Ama ilk bizim cezalandırma nerede? O dipte, değil mi? Kaygı ve ruhsal acı arasındaki mesafeyi birini nesneye ve onun kaybına bağlı, diğerini de narsizmle ilişkili şekilde nereye kadar ayırabiliriz? İyi biliriz ki kaygı ortaya çıktığında acının en gösterişli hallerini alabilir. Bedensel ve ruhsal olan bir gizemli denklik içinde. Freud ahlaki kaygı, ölüm kaygısı, kastrasyon kaygısına şöyle der. İster ruhsal gerçekliğin kıvrımlarında saklanıyor, isterse maddi gerçekliğin çarpıklıklarında saklanıyor olsun. Bilinmeyen karşısında oluşan dehşetin, hatta korkutucu olanın bir parçasını sunar. Covid bize yaşattığı şey tam da dehşetti. Sadece bir korku değildi. Andre Bichet'in geliştirdiği bir kurumunda endişe verici ya da Freud'un kavramıyla tekinsiz Unheimlich dediği bir kavram, çocuğun yetişkinlerin cinsel dünyasının yabancılığıyla tanışmasında olduğu ölçüde kaygıyla da ilgili olarak hem aydınlatıcı ve hem de belirsiz anlamları olduğunu düşünür. Tekinsiz olan ebeveynlerin yatak odası ve gizemleridir. Dürtünün beden, evini lanetleme biçimidir. Ve tekinsiz tam da ergenliğin kaygısının, bedenin içindeki gizli itkinin en düzenli biçimi değil midir zaten? Tekinsiz olan, bilinmeyen bir haz için ortadan kaybolan annenin cinsel hayatıdır. Ama tekinsiz olan aynı zamanda kadın cinsel organıyla eski anavatana dönüşün önünde tehlikeli bir çekimin endişesi ve tekrarı. Görünmeyenle penetrasyonunun yutulma tehdidi oluşturduğu gizemli bir çekimdir. Ortaya çıkan böylece korkutucu bir tehlikenin, ayrışamamanın ve bunun hazzı ve ölümü bazen çözümlenmesi zor şekilde iç içe geçen bir halde bağlayan yutulma ve kapatılma riskinin önünde duyulan kaygıdır. Yutulma ve kapatılma. Kapatılmayı yaşamadık mı biz COVID'de? Hepimiz yaşadık, değil mi? COVID virüs olarak bizi yutabilir miydi? Yutamazdı ama öldürürdü. Bulaşıcılığa bağlı kaygılarda bazen olan da bu değil miydi? Virüs çok tüm güçlü. Her ikisi de intikamcı, hoşgörüsüz, bir üst benlik taşıyıcısı olan ya da süperego taşıyıcısı olan, tehlikeli, arkaik bir anne figürü veya zalim bir baba gibi. Penetrasyon ve istila riski taşımıyor muydu virüs? Böylece Freud'da demin gösterdiğim COVID-19 dönemine ait çağrışımsal içeriklere yönelik tanılar bulabiliriz.
nelerdir bunlar? Dürtüsel uyarım, hem libidinal hem de agresif çifte değerliliğinde cinsellik ve ölüme dair temel sorunsalları, onlara güncelliklerini atfederek aktarımın ötesinde dış gerçekliğin olaylarıyla şiddetlendi. Aktarımın içinde zaten şiddet, zaten kaygı vardır Analiza'nın bize getirdiği aktarımın içinde, ama bu defa ciddi bir şiddet, ciddi bir tehlike ve ciddi bir yıkıcılık vardır. Dışarıdan gelen bir yıkıcılık vardır. Gerçekten var. Yani Analiza'nın bilinç dışında olan bir şey değil bu. Mesela şöyle bir iki tane rüya sunacağım size. Benim hastalarımın olan bir rüyası. Caroline dedim ben bu hastaya. Bir rüyası şöyle. Yer altında olan bir otoparktayım. Arabamı sürüyorum ve kızım benimle birlikte. Kendimizi çıkışa doğru yöneltiyoruz. Ve çıkış olmadığını görüyorum. Kapı kapalı. Başka bir çıkış arıyorum. Bu sefer çıkmıyor. Tekrar başlıyorum ve çıldırıyorum. Çünkü her seferinde bir duvara çarpıyorum. Buradan çıkamayacağım diyor hasta. 3 gün sonra şöyle bir rüya daha getiriyor. Küçük beyaz bir arabanın içindeyim. Bir şoför sürüyor. Ben arkada bir arkadaşımla konuşuyorum. Korkunç bir trafik var. Şoför kızıyor, sinirleniyor, arabadan çıkıyor ve arabayı kilitliyor. Arkadaşıma diyorum ki bu korkunç, nefessiz kalıp öleceğiz. Ve bağırıyorum. Bu bir İngiliz arabası. Şoför koltuğu sağda. Şimdi nefessiz kalıp öleceğiz. Değil mi? Ne kadar COVID'in bize zaten korkuttuğu bir şey bu. Tabii ki virüsün yankı yaptığı, tabii hadi üstüne bir de İngiliz varyantı, bir de Omikron değil mi var ve hep yeni yeni varyantlarımız var, ama ölüm kaygılarının ortaya çıkışını da iyi gösteren rüyalar her ikisi de. Nefessiz kalma, ölümcül, istilacı nesneler tarafından boğulma gibi. Ve aktarım da orada var değil mi? Aktarımın içinde, arabanın içinde, anne ve kız ilişkilerinde, şoför sinirlendiğinde ve çıkıp gittiğinde kendilerini ölümcül bir tehlikeye atılmış hisseden kadınların ilişkilerinden kendini bize gösteriyor. Kaygı ve ayrılığın özdeşliği her şekilde ortaya çıkıyor. Hem kaygılanıyorlar, kapatıldılar diye, hem de ölecekler, ayrılacaklar. Çünkü ilişkisellik de var rüyaların içinde. Kastrasyon kaygısı, nesnenin sevgisini kaybetme kaygısı, tekinsiz olanın önünde duyulan kaygıya eklenen yok olma kaygısı. Her biri kendi arasında bir ayrışma işlemini seferber eder. Kastrasyon çifte ve feragatı çağrıştırır. Biseksüalite ve ödipal arzuların gerçekleştirilmesi. Hepsini görüyoruz bu rüyalarda. Aşkı kaybetme yokluğu, hatta sevilen nesnenin ortadan kayboluşunu, şoför çıkıyor ve arabayı kapatıp gidiyor. Yok olma, haz alma veya var olma duygusunun tamamen yok olması. Her seferinde bunlar bir ayrılmadır. Tüm güçlülük illüzyonu inancından, birinci aşk nesnelerinden, kendinden ve hatta hayattan ayrılma. Hangi ayrılma kaygıları, pandemi ve sonuçları analizde konuştuk. Diyebilirim ki şüphesiz biraz hızlıca. Olayın gelişimi tabii ki ruhsal dönüşümler ve onları ağırlayan sahnenin önüne geçme riskini taşıdı. Eğer ayrılma süreçleri en iyi şartlarda gerçekleşmişse içsel olması gereken bir sahnedir. Ama eğer kırılgan, devamsız ve dolayısıyla fakirse intersubjektivitenin gerçekliğine göç eden bir sahne olur. Bununla birlikte ayrılmanın ve kaybın, ayrılmanın yakınlığı bazen birbirine o kadar yakındır ki tam olarak neden bahsettiğimizi bilemeyiz. Ayrılmak, kaybetmek her zaman aynı kaygı. Acı mıdır, haz mıdır? Bilinç dışı zamansallığın niteliklerine rağmen, çünkü bilinç dışında zaman yoktur biliyorsunuz, bilinçli ve bilinç dışı düşüncelerin gerçekliğini ilgilendirdiği ölçüde ne kadar farklı, hatta karşıt olabilecek mantıkları tekabül ettiği bildiğimiz ayrılma deneyimlerinde kaybı ve yokluğun izlerini sorgulayabiliriz. Gitmek, ayrılmak, ayırmak, yok olmak, ölmek, bunlar hepsi ayrılığa denk gelen söylemler.
İşte bazen gerçek olayların ışığında saçma olabilecek temsil sistemlerini devreye sokmaya meyilli hissederiz. Dramatizasyon ve inkar arasında değişkenler onları radikalleştiren bir hareket içinde salınır. Dış olaylara her zaman anlaşılır şekilde olmayan bir bağ olmaksızın ayrılma kaygısının işlenme şekilleri değişir. Merakla bulaşıcılık hali ayrılmanın, uzaklaşmanın güçlü bir etkeni olabilir. Ve ayrıca çok sık ortaya çıktığı gibi, tabii Klein'a referansla, düşüneceğimiz zulmedici kaygıları uyandırır. Klein için daha çok hesaba katılması gereken içsel olaylardır. Çalışmaları da bunu gösteriyor bize. Ayrılma ve buluşmaların her daim yenilenen kötü ve iyi anlarını ayrışarak onlara bağlı olduğu deneyim, bağımsızlığı elde edilişini ve ambivalans yerleşimini ya da ambivalans konumları nasıl teşvik ettiğini göstermeyi bilir. Depresif pozisyon ya da depresif konum ve onun işlenmesi, iyi ve kötünün, iyi ve kötü annenin, iyi ve kötü çocuğun birlikte aynı birlik içinde var olmasına izin verir. Bu ikililikler arasında ayrılma inşa edilebilir. Çünkü artık aşk ve nefretin ikirciliği içinde ayrılar. Fakat Klein'in kuramında daha çok iki ruhsal durumun, projeksiyon ve introjeksiyonun ortaya koyduğu başka bir şey her zaman ilgimi çekmiştir. Paranoid şizoid ve depresif pozisyonu birbirine kenetlenişi ve eklenmesine odaklanmak gereklidir burada. Burada bunlar pozisyonlara tekabül eder ya da konumlara tekabül eder ve gelişim basamakları değiller. Yani şizoid, paranoid şizoid konumla depresif konum arasında bunlar Freud'un gelişim basamakları gibi değiller. Bunlar hep varlar. Birinden geçip başarıp öbürüne geçmiyoruz. Arada bir regresi oluyoruz. Paranoid şizoide de dönüyoruz, depresif konuma da dönüyoruz. Onun için bunlar gitmiş bitmiş bir şeyler değildir Freud'un psikoseksüel gelişim süreçleri gibidir. Biri bir öteki yerleştiğinde kaybolmaz. Bütün yaşam boyunca tekil durumlar nezdinde birbirlerini tekrar tekrar tetiklerler. Paranoid şizoid konum depresif konumunu tetikler. Bazen depresif konum paranoid şizoid konumunu da tetikleyebilir. Ama bunun için birazcık da dışsal gerçekliğe ihtiyacımız vardır. Ve özellikle biri ötekini zorlamakta, hatta birlikte az ya da çok sabit bir denge içinde de var olabilirler. Aynı anda nefretin yansıtılması ötekine dokunur ve onu kötü nesneye dönüştürür. Ama kendine döndüğü ve benliğe öfkelendiği zaman zulmedici ayrılık kaygısı biçimini alabilir. Hiçbir zaman sevilmemiş, her zaman için terk edilmiş ve bırakılmış hissedilir. Tabii ki projeksiyondan introjeksiyona olan süreç bizi ilgilendiriyor. Hangi şekillerde virüs, dışarının tehlikeliği, içsel nesnelerle ve temsillerin dinamiğine tekrar bağlanabilir ya da bağlanamaz? Winnicott belki de çöküş korkusu metinde çok bilinen, hatta belki de çok fazla bilinen zulmedici kaygıların devamını işaret eder. Bu yapılanış ruhsa, çevre başarısız olduğunda, annesel çevreden bahsediyorum, tutma çevresinden bahsediyorum, nesnenin sürekliliği ve devamı kırılgan olduğunda ve özellikle interiorizasyon konusunda gelişim süreçleri, kişiye ait ruhsal alan yaratımı süreçlerine ulaştığında temelden ne şekilde tehdit ve sıkıntılı olabileceğini gösterir. Genel olarak Winnicottian teori, erken ilişki, yeterince iyi anne veya toksik sonuçları olan, fazla olan müdahaleci, ihlalci ya da hiç olmayan, değil mi, anne şeklinde konumlanır. Yine de psikogenetik gözlemlerin ötesinde pandemi boyunca bazı hastalarda bu çöküş korkusunu anlamak gerçekten çok önemliydi. Ve çok canlıydı, çok çiğ geliyordu bu çöküş korkusu. Bu salgının psikolojik ve psikiyatrik sonuçlarını anlamak için korku ve öfke gibi duyguları da
dikkate almamız gerekiyor ve gözlememiz gerekiyor. Korku hayatta kalmak için temel olan uyarlanabilir bir hayvani savunma mekanizmasıdır ve potansiyel olarak tehdit edici olaylara yani yanıt için çeşitli biyolojik hazırlık süreçlerini de içeriyor. Değil mi? Kronik ya da orantısız olduğunda zararlı hale gelir ve çeşitli psikiyatrik bozuklukları ya da patolojilere değil mi? Anahtar bir bileşen olur. Salgında korku sağlıklı bireylerde kaygı ve stres düzeylerini arttırırken daha önceden psikiyatrik bozukluğu olanların semptomlarını da yoğunlaştırdı. Salgın süresince ruh sağlığı etkilenen kişilerin sayısı enfeksiyondan ya da virüsten etkilenen insan sayısından daha fazla olma eğilimindeydi. Buradan birazcık daha geçip şu dehşet virüsünün mahşerin dört atlasına gelmek istiyorum. Birazcık oraya değinip bitirmek istiyorum ki üzerine birlikte konuşalım. Şimdi psikanaliz tarafından nasıl cevap verebiliriz tüm bunlara diye düşündüğümüzde dehşet virüsüne hizmet eden mahşerin dört atlısı diye adlandırdım ben onları. Bir, ona atfedilen durdurulamaz işgalcilik, Freud'un tekinsiz dehşetin ana nedenlerinden biri olarak tarif ettiği yarı canlı, yarı cansız olması. Çünkü tekinsiz olan da yarı canlıdır, yarı cansızdır. Yarı yoktur, düşlemdir daha çok, reveridir daha çok. Dokunma yasağı, değil mi? Bu sosyal mesafe dedik, bu üçüncü. Pratik anlamda yaşamsal olsa da bu önlemin annesinin kucağına sığınmış her bebeğin en temel savunma mekanizmasını elinden almak. Dokunamamak, kucaklayamamak, sarılamamak. Ve kapımıza kadar getirdiği inkar etme becerimizde almak istemediğimizde ölüm mesajı. Çünkü ölüm her zaman bilinç dışının arkasında bir yerlerde ölüm korkusu hep var. Ama pandemiyle birlikte, virüsle birlikte önümüze geldi. Burnumuzun dibine geldi ve dedi ki buradayım. Hepimiz ölebiliriz dedi. Ve biz hepimiz bir anda ölümü düşünmeye başladık. Çünkü her gün yaşadıkça biz bunu düşünmüyoruz. Bunun için pandeminin bize en büyük getirdiği şeylerden kayıp, yas, kaygı, tekinsizlik, ölüm korkusu, bunun yanında bu tekinsizlik dediğim noktada, değil mi? Bir de o mesafelerin konulmasıyla birlikte bütün temaslarımız, bütün o ilk alıştığımız anne kucağı elimizden alındı. Ve bunun için süreç boyunca ve hala da devam eden tabii üzerine bir sürü şeyler eklendi, ekonomik şeyler eklendi. Belki de işte bu omikron eklendi ve bunlar hepsi yoğun kaygılarla, dıştan gelen kaygılarla, içeriden gelen bir şey değil. Bir analist olarak çok alışmadığımız bir şey. Çünkü biz çok dışarıyı konuşmayız. Bir daha çok içeriği, içselliği, introjekte olmuş olanları konuşuruz. Ama burada çok fazla dışarıyı konuştuk. Ama aynı anda biz de analist olarak orada nötr olmamız gerekirken, arzusuz, duygulanımsız olmamız gerekirken biz de bir nebze de olsa kaygı yaşadık. Ta ki belki aşı gelene kadar, aşı bizi koruyana kadar. Evet, ben burada durayım. Birazcık sizi de dinlemek isterim. Neler söylemek istersiniz, neler düşünmüşsünüz, neler düşündürdü, neler çağrıştırdı ya da anlaşılmayan bir yer var mı? Bunları da duymak isterim. Belki çok hızlı ama kompakt. Tabii Kenan Bey de bana işte bir saat mi, iki saat mi hiçbir şey söylemedi. Ben bir saatlik bir şey hazırladım, geldim. Çok güzel çıkışlar. Aslında kalsa, bak merak ki birçok terminler Azerbaycan dilinden Türk diline biraz farklar var ama bizim moderatörler çok sağ olsunlar. Operatif olarak bütün sözlerin Azerbaycan sinonimlerini istifade ederek paylaşıyorlar. Çok sağ olun. Ben orayı düşünmedim. Hatta evet, çünkü bir sır diyeyim. Bizim indi bu yıl 28'i tarihinde de forumun yekun günü canlı forum keçirəcəyik Parkın Otelinde. Ve orada təəssüf ki siz Bakıda olmadığınıza göre sizi orada görə bilməyəcəyik. Ama biz bir neçə spikerler orada səhnədə, yani panel müsabiqə kimi
müsahibə kimi. Yəni onlar oturacaqlar. Zaldan insanlar sual cavab edəcəklər. Daha çox canlı sual cavab olacaq. Yəni sırf seminarlar kimi paylaşım olmayacaq. Sonra da bizim bu gün bu il ərzində bir neçə proqram üzrə məzunlarımız var. Birincisi mənim praktik məşqlər apardığım seminar üzərində bu keçən il panik atak dövründə panik atak dövrü deyirəm. Mən hələ də COVID virusun olub olmadığını hələ də şübhə ilə yanaşıram. Bir qədər belə şübhələrim qaldı. Amma panik atakların olduğunu əminəm, hər gün üzləşirdim. Yəni yüzlərlə insanları qısa müddətli konsultasiyalara müraciət edənlər çox oldu deyən yetərincə bir aktiv bir il oldu bizim üçün. Amma keçən il son aylarında biz qərar verdik ki, bir praktik məktəb açaq və o praktik məktəbdə psixologiya ilk qədəm qoyan adamlar, təzə başlayan insanlar, hələ bu məktəbdən başlaya bilərlər, bir praktikdə özlərini sınasınlar. Yaxud psixologiyasını bitiriblərsə, insanlar psixologiyanı bitirib təhsil alıblarsa, praktik olaraq konsultativ işi görməkdə sıxıntı yaşayırlarsa, tam əmin deyirlərsə kəndilərindən və təcrübəsi yoxdur. Praktikləri olmadığına görə, yəni kəndisi bir pasiyenti qəbul etməyib. Ona görə bir onlayn eğitim elədi Zoom üzərində. Və keçən il başlayanda bu eğitimə biz çoxumuz bilmirdik ki, bu sənə nə qədər tez sürətli keçəcək. Amma bugün bir sənə bitib deyən artıq, o gün başlayanlar artıq proqramı sahib olublar. Və deyim sizə ki, yəni həqiqi mənada çox böyük bir dəhşətli bir sürətlə inkişaf ediblər. Ona görə ki, mən özüm o teknikləri öyrənmək üçün sənələrlə əziyyət çəkmişəm, sənələrlə eğitimlər almışam, amma bəs etməmiş mənə təkmilləşərkən, İndi bildiklərimi öyrənmişəm, bəs kolaylaşdırmışam. Siz elə eğitimi kolaylaşdırdığınız qədər, mən də kolaylaşdırıram ki, insanlar ona yuta bilsinlər. Və tələbələrimiz arasında indi onlar konsultasiya, mən praktik olaraq, mən pasiyent rolunda oluram, onlar psixolog, kliniki psixolog rolunda məni qəbul edirlər. Mən çalışıram real pasiyentlərin tarixçəsindən bir səhnələrə götürüm, bir az nəyəsə dəyişim ki, konfidensiallığı pozmamaq üçün və onun rolunu oynayıram. Praktik cəhətdən birin-birə İran tuta bilmirəm. Yəni, heç bir kəlməsində məntiqsiz sual demək olar ki, yoxdur. Yəni, tələbələrin çoxsunda bunu gördüm və ən yaxşıları 10 puan verdik. Yəni, mən heç yox. Bax, bizdə qrupda da belə şəffaf açıqdır, məşqlər gedir. Və mən soruşuram ki, bax, hal-hazırda bizi gördünüz. Mən pasiyent rolundaydım və bizim mütəxəssis psixolog rolunda məni qəbul elədi. Və siz konsultasiyanın salam sözündən və yekun növbəti konsultasiyada bunu müzakirə edərək sözünə qədər, yəni növbəti konsultasiya yönətmə qədər hər bir addımını izlədiniz. Harda nə irad tuta bilərsinizsə, mənim diqqətimdən yayınıbsa, siz deyin, çəkinməyin. İrad tuta bilərsinizsə, 10 ballıq şkaladan 9 bal yazın. Mən daha aşağı bal yazmaq istəyirəm. Mənə bir imkan verin, bir şans verin, onun bir puanını kəsin. Görəndə ki, heç kəs heç bir irad tuta bilmir, hamısı yazır ki, 10 bal, 10 bal, 10 bal, 10 xal, deyirəm, bu yəni dəhşətli bir şeydir. Bu bir sənəyə həftədə 2 dəfə, 2 saat sərf etməklə bu eğitimi almaq, indi Anjelika xanım başa düşür ki, bu çox belə real görünmür də, yəni ona görə ki, kəndisi nə qədər zaman sərf edib bu peşəkarlığı əldə etmək üçün, kimsə gələb bir sənəyə, mən bildim biləcəm, yox. Biliklər yenə də bitmir. Bu birinci addımdır. Amma birinci proqramımızda biz 6 aya yaxın biz o vaxtı kurs keçdik. 6 aylıq bir kurs idi. Bu bir növrəsi idi. Və o bir növrəsində teoriyyət daha çox idi, nəzəriyyə daha çox idi, praktik metodları daha az idi. Sənələr sonra biz başlayırıq praktikanı daha çox bilməyə, konkret olaraq çalışmaları. Mən indi arzu edirəm ki, bizim bir neçə ildən sonra da mən artıq belə Freud kimi saqqallı bir insan olacağım, oturacağım biraz deyəcəm ki, şimdi də mən dinləmək istəyirəm bizim Beynəlxalq Psixanaliz Assosiasiyasının üzvlərini və orada bir 20 nəfər indiki bu tələbələrdən insan olacaq. Onlar deyəcək ki, əfəndim, birinci mən çıxış eləməliyəm. Birinci sertifikanı mən almışam. Mən zaten məntiqla mən birinci çıxış eləməliyəm. Arzu edirəm ki, həqiqətən bu öyün alətlərə, yəni beynəlxalq dərəcəli uğurlara bir neçə nəfər olsun, bir çox adamlar olsun. Bunun üçün bir növrəni qoyduq, bir növrəni yaxşı başlamışıq, motivasiyonlar var. Şəxsi motivasiyalarda olsa, bax, mən özüm həmənki xanımdan Səbinə bəyat edim dramadan şəxsi motivasiya aldım. Ona görə ki, sadəcə marağım var idi
özüm üçün maraqlı idi, ünsiyyət üçün, xanımlarla ünsiyyətdə maraqlı idi mənim üçün. Ailə üzvlərimlə, əsasən atamla bağlı münasibətlərdə mənim üçün maraqlı idi psixoloji məqamları araşdırım. Amma çox belə super motivasiyonum yox idi. Amma həmin xanımla çalışandan sonra, nəticəni görəndən sonra kəndi şəxsi motivasiyam artıq kəndim üçün. Kimlər üçün yox, özüm üçün. Böyük bir mənəvi həzz almağa başladım prosesin içində. Və ona görə də illərlə mənim motivasiyonum olaraq həmənki bir insan potensial olaraq, bir obraz olaraq durur və hələ də mənim üçün maraqlıdır ki, orada baş verənlər sırf transformasiyon idi, yoxsa təsadüf idi sadəcə. Amma təsadüfə inanmıram, o vaxt NLP ilə də çox maraqlanırdım aynı zamanda. Ola bilər ki, o texnikləri də praktikdə daha çox istifadə etdim. Amma bugün daha çoxlu siyahı var. Yəni, o birinci idi sadəcə. Bir seansa tam müalicə olunan, dörd seansa tam müalicə olunan. Türkiyədə də mən bu saat hal-hazırda online konsultasiya etdiyim insanlar var. Onlar deyir ki, burada bir psixoloq başqa cür yanaşır işə. Burada psixoloqlarda formular doldurulmasına, daha çox ilaç yazmağa, deyirəm, sizi qarışdırırız. Psixoloq ilaç yazmır, onu yəqin psixiatristlərə müraciət edəmsiniz. Deyir, ilaç yazmağa daha çox meyillidir insanların yarısından çoxsu. Amma psixoloqlarda formular doldurmağa daha çox zaman itirirlər. Nəinki bəndən konuşmağa. Görürəm ki, sistemdə biraz boşluqlar var haradasa. İnsan faktoru biraz arka plana keçibdir. Bu rəsmiyyət tərəfi daha çoxdur. Yəni, asısın sığorta şirkətlərindən çalışan yəqin psixoloqlardır. Bizdə hələ sığorta şirkətləri olmadığı üçün. Bizdə o hüquqi tərəflər hələ formalaşmayıb tam şəkildə. Yəni, o hesabatlar. Ona görə bizdə fiziki şəxslər müraciət edir. Tələbələrdə daha tez-tez qoşulur. Belə, arzu edirəm ki, biz 20 ildən sonra da birlikdə oturaraq Anjelika xanımla dinləyib o insanlara, deyək ki, bu insanları biz vaxtilə seminarda motivasiyon verdik və bizim bu motivasiyonumuz da bir barata bir qığılcım attığımız kimi o insanların qəlbində bu psixanalizə sevgini yarattı və onlar da bu addımı davam etdilər. Bu arzu ilə mən istəyərdim ki, suallara indi keçək. Suallar varsa, deməli, bizim moderatorlarda həmənki mütəxəssislərdir, yəni açıqçası. Yəni, psixologdan uzaq adamlar deyirlər. Ona görə terminləri də çox gözəl bilirlər, yəni. Güzel. Ya şöyle, terimler dediğimiz yerde aslında bizim de çok fazla terimlerimiz böyle çok oturmuş. Yani mesela bir çevirmen aynı zamanda bir çeviri de yapıyorum. Onun için biz de bir ortak dil oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Yani işte dürtü, itki ya da işte içgüdü, bakınız birçok şey var orada ve biz onları aslında mesela Melanie Klein içgüdü der. Ama Freud için içgüdü diyemeyiz, dürtü deriz. Onun için ben Freud'u anlatırken içgüdü, itki diyemem. Ama Melanie Klein, Winnicott için bunu diyebilirim. Onun için bunlar çok önemli, çok ince şeyler, kavramlar. Çoğunu İngilizce kullanmayı çalışıyorum gerçekten. Ve belki de burada biraz daha İngilizce söylediklerim, introjeksiyon, projeksiyon gibi şeyler çok daha anlaşılırdır sizin için. Belki daha kolaydır bunlar. Onun için anlamadığınız kelimeler, kavramlar ya da cümleler de olabilir. Evet, Türkçe olduğundan olabilir. Evet, analizin dili bambaşka bir dil. Şunu söyleyeyim. Üniversitede psikoloji bölümünde psikologlara da anlatırken, Türkçe anlatırken ve onlar Türkçe okurken de birçok kavram anlaşılır gelmiyor. Onun için bu sizinle de ilgili bir şeydi. Ama anlamadığınız, sormak istediğiniz, psikanalizle ilgili kayıp, bilmiyorum, aklınıza ne geliyorsa konuşabiliriz. Dilara Hanım el kaldırmış. İstəyirəm bir xanım, Dilara Hanım el kaldırıp onun mikrofonunu yandırım. Dilara Hanım en aktif izleyicilerden biridir. Her təlimçi de heç olmasa bir sual verir. Dilara Hanım, mikrofonunuzu kaldırın. Açın. Kənan Bey, birinci akşamınız xeyir olsun. Birinci sualım əslində sizədir. Düzü, mən bir pedagogam, yəni təhsilli, magistr falan. Amma son zamanlar deyəndə 4 ilə yaxındır ki, psixologiyaya çox böyük həvəslə yanaşıram. Və ikinci təhsil almaq istəyirəm, düzünə qalsa. Sizin yəni məktəbin üzvü olmaq istəyərdim. Ona necə olmaz? 28 dekabr bizim tədris proqramını bitirənlərin, birinci bitirənlərin, hələ
təzi qatılanlar da var. Biz elə mükafatlandırma proseduru keçirəcəyik. Həm Karvasarski İnstitut İxtisas Ardın proqramını. İndi elə yaxşı oldu ki, elə bu sual verdiniz. İstəyirsiniz, mən elə Alika xanımla da bu mövzu danışmışdım. Anjelika xanımla danışanda soruşdum ki, Türkiyədə bu sistemdə yana olan boşluqlar var mı, imkanlar var mı? Və Azərbaycanda necədir, və Rusiyada necədir? Və bir çox ölkələrdə. Rusiyada psixoloq ixtisasına sahib olmaq və kliniki psixoloq kvalifikasiyasını almaq daha asandır. Və Rusiyanın Azərbaycan arasında qarşılıqlı diplomların və kvalifikasiyaların qarşılıqlı razılaşmasına əsasən qəbul olunması bizə daha rahat şərait yaradır ki, Rusiyanın universitetin üzərində ixtisas artımı və ixtisas dəyişmə sayılır. Üzr istəyirəm, Dilara xanım, olar müvəqqəti söndür mikrofonu, siz mənə eşidə bilərsiniz, yoxsa biraz səs düşürdü. Yəni, baxın, ona görə bununla bağlı məlumat çox vermişdim, amma bir də təkrarlayayım. Bu proqramı keçərək, bu kvalifikasiyanı alaraq Rusiyanın institutu tərəfindən, təbii ki, Rusiyada artıq bütün imkanlar var, Azərbaycanda da bu razılaşmaya əsasən həmin ixtisas artımını keçən insanlar fəaliyyət göstərə bilər. Yəni, bu ixtisas artımı proqramı bakalavr deyil, magistr dərəcəsi deyil, təbii ki, bu başqa formatdır. Bu ixtisas dəyişilmədir. Amma nəticədə bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, bu sahə üzrə ixtisas artımı keçsə də, fəaliyyəti başlasın, mən psixoloqum deyə bilsin. Ona görə bu format ən əlverişli formatlardan biridir. Digər tərəfdən, biz də ikinci mövzunu müzakirə edirdik. Var, misal üçün, o rus dilində təhsildir. Yəni, mən tövsiyə edirəm ki, ona görə bu proqramdan faydalanmaq istəyənlər faydalansın. Amma Azərbaycan dilində mən apardığım proqram bu universitet proqramı deyil. Amma bu boşluqlar var, hələlik boşluqlardan biri odur ki, konsultant, coach, mentor, məsləhətçi kimi terminlər var, istifadə etmək olur və bu fəaliyyət növləri xüsusi lisenziya tələb olunmayan sahələrdir. Yəni ki, bir müddət olaraq bir məktəbin proqramını keçəndən sonra insanlar bu sahədə fəaliyyət başlaya bilər və fəaliyyət göstərə bilər. Necə ki, mən də tələbəlik dövründə fəaliyyət göstərirdim. Amma sadəcə bir dənə belə etik tərəfi var. Bu insanlar kvalifikasiya psixoloq olmadığına görə mən psixoloqum deməməlidir. Ona görə ki, bu biraz hüquqi tərəfdə artıq. Kvalifikasiya sahib olmaq, baxın, kvalifikasiya sahib olmaq başqadır. Bizdə Azərbaycanda bir adət var. Hətta bakalavr təhsili olan psixoloqlar yazırlar profillərində psixoterapevt, psixoanalitik. Yəni, yazır profilində Azərbaycanda. Mən, bəli, Anjelika xanım, siz 7 il niyə oxuyurdunuz? Bir dənə Instagramda yazardınız bir kəlmə söz psixoanalitik yetərdir. Yəni, bu sözü yazmaq çox kolaydır, yəni çətin deyil. Amma o demək deyir ki, siz o işin incəliyini öyrəndiniz və o işə sahib oldunuz. Ona görə sabah, misal üçün, hansısa bir beynəlxalq psixoanaliz asistasi tərəfindən keçirilən bir proqramlarda, bir təkmilləşmə proqramlarında, yəni hansısa başqa projələrdə psixoanalizlər dəvət olunanda sizi dəvət eləməyəcəklər. Ona görə siz o siyahıda yoxsunuz. Faktik olaraq bir qurum, o kvalifikasiyanı yeganə bir qurum verir də, yəni beynəlxalq. Amma bir de bunun yanında Kenan lafını biliyorum ama insanlara verilen zarar, ben daha çok o taraftayım. Yani bilmediğiniz şey yapmak ruhsallığa büyük bir zarar verir. Şimdi bilmekle bağlı mesela. Biri var hüquqi tarafı, şimdi var praktiki tarafı. Praktiki tarafı ise, ben bugün Azerbaycan'da faaliyet gösteren psikologların ekseriyetle azdan çoxdan tanışım. Və əksəriyyəti psixologiya üzrə təhsili olan və kliniki psixologiya üzrə kvalifikasiyası olan mütəxəssislərdən söhbət gedir. Əksəriyyəti böyük bir çoxluğunda təəssüf ki, psixoloji konsultasiya qaydalarını belə düzgün bilmir və ona görə də icra etmir. Hətta var elələri ki, bilirlər, amma qəsdən icra eləmirlər, ona görə ki, nəzarət yoxdur. Və belə, yəni belə deyil. Ona görə baxanda, müşahidə eləyəndə onlarda da günah yoxdur əslində qalsa. Onlar da psixologiyanı sevərək gediblər, universitetə qəbul olublar, orada öyrəndiklərini indi tətbiq edirlər və çox səhvlərdir. Yəni, həddindən çox bayağılıq var və eyni zamanda psixologiyaya kənar sahələr var, həddindən çox uzaq və heç bir elmi əsası olmayan dələduzlar sahələrdir. Və bunlar Azərbaycanda da, Rusiyada da, Türkiyədə də bir pandemiya kimi yayılıbdır və onların bir çoxusu bugün dəhşət dərəcədə yayılıbdır. Və insanlar o sahələrdə gedib hər hansı bir şey öyrənirlər. Sözsüz ki, o qurumları da, o məktəblər də həmişə mövcuddur. Onlar neyinir? Psixologiyadan bir texnika öyrəndilər. Misal üçün, biz bir dəfə danışırdıq. Bizim tələbələrdən biri
soruşdu ki, nə cür işləyirsə, işinizin qaydaları nədən ibarətdir? Deyir, misal üçün deyir, hər bir insanın xəstəliyinin bir pozitiv motivi var. Onu tapmaq lazımdır. Deyir, pezeşkən, pozitiv terapiya. Yəni, bu tələbə də ən zəif tələbələrinin biridir də. Pozitiv psixoterapiya pezeşkən, oradan bir növrədizini götürmüşsünüz. Onun əsasında, pezeşkənin nəzəriyyəsindən sizin nəzəriyyəniz uyğun gələ bilər. Götürmüşsünüz oradan ideyaları. İndi paylaşırsınız kəndi ideyalarınız kimi. Amma nəticədə siz yeni bir şey icad eləməmişsiniz. Niyə görə yeni bir şey kimi icad edirsiniz? Bunu da qoyaq bir qərar. Nedir? Yaxşı, bunu texniksel olaraq göstərin. Yəni, ideya aydındır. Misal üçün, mən intihar düşüncələrim var. Mənə kömək eləyin, başa düşürüm ki, intihar düşüncələri sizin deməyiniz, interpretasiyanız mənə maraqlı deyil. Mən istəyirəm özümdə bu niyə belə yarandığını, öz qəlbimdə niyə yarandığını özümdə görə bilim bunu. Özdə onun pozitiv tərəfinə baxın. Özümü öldürməklə nətər yalan, pozitiv nə ola bilər mənim üçün? Və həmən mütəxəssis olmayan insanlar bunu belə başa düşüblər deyən, elə də insandan özünə oturub üzünə baxır, pasiyentin üzünə baxır belli. Sən özünü öldürməklə, özün üçün müsbət nəyə nail olmaq istəyirsən? Yəni, bu adam başa düşmür ki, pasiyent o sualın cavabını versəydi, adını pezeşkən qoyardı da, bu məktəbin banisi olardı da, pozitiv psixoterapiyanın. Gözdür, görür, pasiyent heç nə cavab vermirdir, sən fikirləş. Yəqin özünü öldürməklə, özün üçün nəsə müsbət bir şey qazanmaq istəyirsən. Gör, fikirləş, gör, nə ola bilər? İnsan deyir ki, əzaba dözməmək, əzabdan qurtulmaq, ağlına ilk gələnləri deyir, görürsən, sübut olundu. Deyir, okey, mən bugün siz demək istədiyiniz, istənilən kəlmənin həqiqət olmağını qəbul edəcəm. Amma bu depresiyon məni tərk etsin. Yetər ki, tərk etsin bu depresiya, məndən uzaqlaşsın. Deyirsiniz ki, mən özümü öldürməklə xeyir qazanmaq istəyirəm, razıyam. Deyirsiniz ki, mən egoistəm, razıyam. Deyirsiniz mən narsistəm, razıyam. Nə deyirsiniz deyin, hər şeyinə razıyam. Amma getmədi. Niyə? İnsan siz dediyiniz interpretasiyanı eşitdi, amma qəlbində o proseslərin necə əlaqəli zəncirvari əlaqəli olduğunu, o düyünləri görmədisə, o düyünləri də açmır. Sadəcə sizin tənqidlərinizi qəbul edir. Sizin dedikləriniz ona bir tənqid kimi təsir edir. Bunu, ona görə siz birinci növbədə bu analiz metodlarını öyrənməlisiniz. Ona görə mənim bu proqramım da praktiki məşğələr proqramı, bir illik proqramdır. Və siz orada baxın. Bu cür düşüncəyə sahib olacaqsınız. Bu düşüncəni sahib olmaq üçün yalnız məşqlər, yalnız praktik məşqlər. Siz pasiyent rolunda, mən psixolog rolunda, siz psixolog rolunda, mən pasiyent rolunda və digər tələbələrlə bir-birinizdə psixolog-pasiyent rolunda və bir ilin ərzində belə məşq eləyərək yalnız bu məşqlər nəticəsində sizdə peşəkar vərdişlər formalaşacaq və hər dəfə mən sizi dayandıracağam, səhvlərinizi tutacağam, deyəcəm bu düz deyil. Yəni bu korreksiya vasitəsi ilə insan hər bir sahədə sadə bacarıqlardan peşəkar bacarığa gələ bilər. Təbii ki, bu sizə kvalifikasiya verməyəcək, hüquqi cəhətdən. Amma sirr olaraq deyim ki, siz bütün tanıdığım psixoloqlarla yanaşı otursanız, danışanda, iş prosesində nəzəri bilikləriniz də bəlkə də o qədər yüksək olmayacaq. Ona görə ki, nəzəri bilikləri ömrü boyu artıracaqsınız, bütün kitabları oxuyacaqsınız ömrünüzün sonuna kimi. Yenə də hamısını bitirməyəcəksiniz. Amma bünövrəsini öyrənəcəksiniz və bununla işləmək olar. Ən aşağısı siz coach kimi deyəndə ki, mən insanlara məsləhətçilik verirəm, siz başa düşəcəksiniz ki, bu insanda psixotik əlamətlər var, onda Kandinsky-Klerambos sindromudursa, böyük ehtimaldan şizofreniyadır. Və bunu mən sizə bir ildə öyrədə bilərəm. Baxmayaraq ki, mən verdiyim diplom bugün universitet diplomunun kvalifikasiyasına uyğun deyil, amma praktiki cəhətdən mən sizə lazım olan bacarıqları öyrədə bilərəm. Mən düşünürəm ki, bu ən aşağısı bu sahədə addım atmaq üçün birinci bir məsləhətçi, konsultant formatında yaxşı bir növrədir ki, siz sonradan görəsiniz sizdə necə alınır və ondan sonra psixologiya üzrə əgər əsaslı təhsiliniz yoxdursa, qərar verəsiniz, davam edəsiniz təhsilinizə. Bu birinci addımdır. Digər tərəfdən bizim proqramda bu saat hal-hazırda bir neçə nəfər psixologiya üzrə təhsil almış insanlar da var. Yəni, hansılar ki, tədris keçib, sonra qatılıbdır. Ona görə ki, universitetdə aldığı biliklərin daha çox nəzəri tərəfli biliklər olduğuna görə birbaşa praktika var. Bu yolda seçə bilərsiniz. Siz seçə bilərsiniz ki, universitetə qəbul olasınız ya da bizim ixtisas artımı proqramından faydalana bilərsiniz ki, həm kvalifikasiya ala bilərsiniz, yəni mən artıq kliniki psixologam deyəndə rahat deyə bilərsiniz. Amma bu da hələ yekun deyil, bu hələ də tam imkanlar deyil. Təbii ki, ən ideal düstur odur ki, addım-addım 16 yaşından məktəbi bitirəndən, bax bunu bizdən sonra gələn nəslə atırmaq lazımdır ki, əgər psixoloq olmaq
niyyəti varsa, fikri varsa, ürəyindən keçirsə, maraqlıdırsa, daha düzgün yolla seçsin. Birbaşa reytingli universitetlərə qəbul olunsun. Yaxşı olar ki, xaricdəki universitetlərə qəbul olunsun. Və sırf psixologiyanın bünövrəsini yəni, tədris keçərkən də magistr dərəcəsindən yekunlaşmasın tədrisi, davam etsin. Bugün bir neçə elə tələbələr də var, açığı deyim. Misal üçün, bir gənc xanım var idi, 16 yaşında Azərbaycanda psixologiya fakültəsindən qəbul olmuşdu. Çox böyük motivasiyası vardı, çox super empatiyası vardı. Xanım birinci kursu bitirəndən sonra ruhdan düşmüşdü və psixologiya qarşı soyumuşdu. Psixologiya elminə qarşı yox. Psixologiyanı tədris eləyən insanların biliklərinə və nailətlərinə baxanda ruh düşkünlüyü yaşayırdı ki, insan deyir 20 ildir universitetdə pedagog işləyir, psixologiyanı tədris edir. Həyatda nəyə nail olubdur? Mən o nailətləri böyük bir uğur saymıram. Dünya səviyyəsində, beynəlxalq səviyyəsində dedim, yaxşı, bəs sən nələri böyük nailət sayırsan? Başladı sadalamağa, bax bunu. Dünya səviyyəsində önəmli olan nailətlər. Dedim, deməli, sən birinci ola bilərsin. Əgər onlar səhv yoldaydılarsa, o vaxtı onlar düşünür də bu düz yoldur. Bizim valideynlərimiz də çox şey səhv etmişdilər, biz indi elə düşünürük. Yəni, komunizm dövrü qurmuşdular, elə bilirlər ki, düzdür, komunizm yaxşıdır. Sonra başqa bir Vahid Banka pul yatırmışdılar, sonra məlum oldu ki, Vahid Bank bank deyil. Yəni, o səhvlərə görə onları tənqid etməyə vaxtımızı sərf eləsək, biz onlardan növbəti addıma daha çoxla nail ola bilməyəcəyik. Siz indi düzgün edin. Düzgün nə olmalıdır? Xanım qərarını verdi və İtaliyada Sorbonna Universitetinə qəbul oldu və orada psixologiyanı öyrəndi ki, yayda arada bir gəlirdi bura, Fransada, hə. Yox, İtaliyada birinci qəbul olmuşdu, o universitetin adı yadından çıxıbdı. Sonra Sorbonna Universitetinə keçdi, üzr istəyirəm. İtaliyada universitetin adı yadından çıxıbdı. Sonra mənə yazdı ki, mən burada magistraturanı kliniki psixoloq üzrə keçirəm. Deyir, bilirsiniz mi, mən sizə nə demək istəyirəm? Deyirəm, nə? Mən sizi psixoloq kimi qiymətləndirə bilməyəcəm. Deyirəm ki, niyə? Səhvlərim çoxdur. Deyir, yox, mən indi başa düşdüm ki, siz həkim, psixiatr, psixoterapevtsiniz. Sizin düşüncələriniz tam fərqlidir. Amma mən sırf insan qəlbi ilə məşğul olmuşam deyən, sırf psixologiyanı öyrənmişəm deyən, mənim düşüncələrim sizinkilərdən üst-üstə düşmür. Dedim, çox gözəl, biz sizinlə bu mövzuda həmsöhbət olmağa hazırıq. Yəni, o artıq profesionaldır. Dediyi ifadələrin arxasında həmişə argumentləri var, biliklər var, bilik durur. Biri var, bilməməzlikdən insan danışır, biri də var ki, əsasları var. Dünyadakı psixologiya sahəsində və psixoterapiya sahəsində olan ən qlobal problemləri müzakirə eləyəndə, dedim, səncə bu bütün dünyada bugün psixiatriya, psixoterapiya, psixologiya sahəsində ən qlobal problemlərdən biri nədir? Sən şəxsən özün necə düşünürsən? Sən öz dünya görüşünün, kitablarda dedikləri yox, universitetdə dedikləri yox. Özün necə görürsən? Xanım baxdı deyir ki, düzdür, siz deyə bilərsiniz ki, psixologiya sahəsində, mənim əvəzmə də cavab verir, siz deyə bilərsiniz psixologiya sahəsində bugün əhali ilə işləmək, cəmiyyətdə psixologların rolu çox azdır deyən funksional olaraq. Alternativ, psixologiya alternativ sahələr daha geniş yayılıb deyən insanların inancıları çoxdur və onları yönəltmək lazımdır peşəkar xidmətə. Siz elə düşünə bilərsiniz. Mən deyirəm, bəli, mən elə düşünə bilərəm. Amma mən düşünürəm ki, bugün daha önəmli olaraq vacib faktorlardan biri simptomların identifikasiya problemidir. Yəni ki, Anjelika xanım bayaq söylədiyi kimi, biz eyni pasiyentə baxaraq, o müşahidə etdiyi eyni davranışı görürük, o başqa söz deyir, başqa simptom kimi qiymətləndirir, mən başqa bir simptom kimi, nəticədə bir-birimizi azdıra bilərik. Amma biz dəqiqləşdirici sual verəndə ki, nədən qərar verdin ki, bu simptomda onda bu əlaməti gördün? Niyə qərar verdin ki, məhz bu əlamətdir? Deyir, belə gördüm, bax, bu cür hərəkət elədi, bu sözlər dedi. Sən ona görə belə düşündün, amma məncə bu başqa şeydir. Ona görə biz eyni fikirə gəlib çata bilirik, identifikasiya simptomların, əlamətlərin identifikasiyasını yarada bilirik. Yalnız bu cür əziyyət çəkirik. Və ona görə də psixiatriyada şizofreniya diaqnozunu, misal üçün, təyin edən insanlar arasında belə aşıbqı diagnostik deyilər də, diagnostik, səhv diagnoz təyin olunması deyim, 40%-a yaxındır. Təsəvvürsünüz? Daha çox. Daha çox.
Daha çok. Hele bu hamısı değil. Ya 10 nəfərdən 5-ində ya 4-ündə ən aşağısı şizofreniya yazılıbsa o şizofreniya deyil. Elə mən bayaq az önce dediğim hanımda da şizofreniya yazmışlar ama biz başa düşürük ki şizofreniya deyil. Hele bu hamısı deyil. Klinikalarda, adi stasyonar klinikalarda hansında ki psixoloji və psixoterapiya xidmətlər deyil. İnsanlar Azərbaycanda deyirlər əsəblərim körlənib, nervlərim yerində deyil, gedin bir nevroloqa. Mən də deyirəm insult keçirmisənsə get nevroloqa. Nevroloqun müayinə etdiyi sinirlərdir. Bax bu damarların yanında gelen sinirlərdir. Sizin isə əsəbləriniz xarab olubdur. Əsəblər, sinirlər elə bil elektrik xətti xarab olub başqadır. Kompüterin proqramı xarab olub başqadır. Proqramist buna baxır, elektrik ona baxır. Başqa-başqa peşələrdir. Amma insanlar gedir vitaminlər qəbul edir, biraz sakitləşdirici antidepressantlar və s. yazırlar dərmanları. Düşünür ki, onun qəlbindəki problem həll olundu. Və sonra illər sonra yəni eyni problemlə yaşayır və bu yanlışlıq var. Sonra hələ mən bunları demirəm. İnsanlar gəlir, müraciət edir can həkiminə, deyir ki, bax mədəm ağrıyır. Həkim baxır mədəsində heç nə görmür, deyir ki, ola bilər eroziv qastritim var. Gəl səni hər ehtimala qarşı müalicə eləyim. İnsan deyir ürəyim ağrıyır, deyirsən də sinus takikardiyası var. Gəl səni hər ehtimala qarşı ürək xəstəliyinə görə müalicə eləyim. Və eləcə də digər əlamətlərin hamısında vegetasasuzistə distaniya bizdə klasik xətalar diaqnozlar arasında NCD, neurosirkulator distaniya kimi diaqnozlar hələ də yazılır. Amma onları psixoterapevtlər, kliniki psixologlar, əsasən də kliniki psixologlar niyə görə diaqnostikanı öyrənməlidirlər, bilməlidirlər. Bilirlər. Somatik olanları bilməlidirlər. Yəni, başa düşürlər ki, bu insanın somatik simptomlar o sadəcə hissiyyətlərdir, simptomlardır, amma bunlar gün övrəsində nevrotik problemlərin simptomlarıdır. Bizdə bir çox psixologlarda belə ifadə işlədirlər. Biz psixologu, biz diaqnoz yazmırıq. Mən deyirəm ki, çox gözəl müdafiə mexanizmi tapmışsınız. Freud sizə paxıllıq edə bilərdi. Deyərdi ki, mən bu qədər ağıllı deyildim ki, belə sadə yolla müdafiə olunum. İnsan nəticədə diaqnostikanı bacarmadığını gizlədir də. Yəni, insan əyibini gizlədir həmişə. Amma bunlar əyibini gizlətməyin əvəzinə eybini üstünlük kimi göstərmək istəyir. Yəni, biz diaqnostik etmirik, biz həkim deyilik. Yəni, bu çox böyük absurd bir ideyadır. Nəticədə mən müraciət etmişəmsə. Nə iş yapıyorsunuz o zaman? Yəni, mən müraciət etmişəm. Yani. Hansı problemi həll edirsən, bilmirsən, və nə, yəni, haranı təmir edirsən, Lorudda desək də, yəni, təmir, nəyi təmir edirsən, əgər hər şey qaydasındadırsa, eləcə məntiqsiz ifadələr də psixologiya sahəsində var. Ona görə nə qədər çox insanlar təkmilləşsə, nə qədər mütəxəssislər birinci növbədə bu sahədə çalışanlar daha çox olsa sayca, o qədər də şansımız var ki, gələcəkdə növbəti bir dönüm deyək də, psixologiya, psixiatriya, tibb sahəsindəki bu qaydaları, infrastrukturu düzgün qurulandan sonra, ondan sonra deyə bilərik ki, falçılar ixtiyarı yoxdur bunu etməyə. Misal üçün, Teta Helling ümumiyyətlə bir vasitə kimi qadağan olunmalıdır. Nəzər alsaq ki, onların banisi də dəvuzluğa görə həbs olunmuşdu 2006-cı ildə, amma onu baxmayaraq elə təkliflər olunur, elə çox, hətta mən psixologlarda görəndə ki, yazırlar profillərində Teta Helling və s. soruşam, niyə yazırsınız bunu? Deyir, mənim şəxsən öz üzərimdə keçirmişəm, mənə xeyri dəyibdir. Deyirəm, siz nəyin sizə xeyri dəyibdiyini bilmədiyinizə görə, yəni kliniki psixologiyanı bilmədiyinizə görə, sizə elə gəlir ki, başqa elmdən sizə fayda gəlibdir. Amma sizin o elminiz olsaydı, siz deyərdiniz ki, xanım, bunun Teta Hellingin aidiyyəti var. Siz mənim üzərimdə, məsəl üçün, NLP-nin vzmaq texnikasını keçirdiniz. Bu çox sadə bir texnikdir. Bunu NLP-yə, bunu niyə görə Teta Hellingə bağlayırsınız? Onun texnikları deyil. Ya da ki, siz məndə hansısa bir şəxsiyyətin digər tərəflərindən müzakirə apardınız. Rabota subliçnəs deməkdir, şəxsiyyət parçalarına diskussiya apardınız. Yəni, geştaltdan bir növrə alan bir yanaşma tərzidir. Siz geştalt terapiya üzrə təhsil olsaydı, siz onun avtomatik texnikalarına görədiniz və özünüz də tətbiq eləyərdiniz. Amma bilməyən psixolog məcburdur ki, istər-istəməz bu belə deyək, bayağı metodikalardan istifadə edəsin. Hansı psixolog ki, insanın problemini təhlil edə bilmir, deyəndə ki, mən misal üçün, yoldaşım məni tərk edəndən sonra ruhsuzam, həvəssizəm, səhər ayıla bilmirəm. Birbaşa soruşanda ki, nə edim, nə məsləhət görürsünüz? Psixolog əgər deyirsə ki,
idmanla məşğul olun, təmiz havaya çıxın, soyuq duş qəbul edin. O psixoloqa bir dənə pastı güllə lazımdır. Ona görə ki, təzə güllə ona həyifdir. O, yəni sadə deyim, bu yəni tamamilə mənasız bir fəaliyyət növündən məşğul olur. O başındakı o biliklər ona ümumiyyətlə lazım deyil. Ona görə ki, onun dedikləri ümumiyyətlə psixologiya heç bir aidiyyəti yoxdur. Eyni zamanda mən həkim olduğuma görə mən hərdən elə məsləhətlər verirəm, amma psixoloji problemi olanlara yox. Bax, mənim dostum müraciət edir ki, mən biraz da təzyiqim normadan aşağıdır, biraz da tez yoruluram, baş gicəllənmələrim var. Gənc yaşımda nədən ola bilər? Kardiyolog həkim də tövsiyə elədiyini mən də tövsiyə edirəm. Piyada gəzməyə daha çox vaxt sərf eləyin. Əzəlləriniz nə qədər çox işləyərsə, yavaş-yavaş sizin tonus, damarlarınızın tonusu daha çox iştirak edəcək, artacaq və sizin təzyiqiniz normaya qayıtmalıdır. Ən aşağısı 2-3 kilometr gün ərzində piyada gəzməlisiniz və yaxşı olar ki, sürətli yerişlə gəzəsiniz. Yavaş-yavaş orqanizminiz hipodinamiya deyilir. Az hərəkətlikdən biraz daha intensiv hərəkətliyə keçsin. Ürək damar sisteminiz inkişaf eləsin. Bunu mən tövsiyə edə bilərəm, həkim olduğuma görə. Amma bunun psixologiya heç bir aidiyyəti yoxdur. İnsan desə ki, yoldaşım məni tərk edəndən sonra belə olmuşam. Mən onu deyirəm, buyurun, seansı analiz eləyək. Evet, amma təəssüf ki, belə hallarla test üzrəşir. Ona görə kim istəsə, maraqlanırsa, bizim elə səhifəyə direkt yaza bilərsiniz. Mən əminəm ki, bizim moderatorlar sizi mənə yönəldəcəklər və yanvardan təzə qrup açacaq inşallah. 28-də də inşallah izləyərsiniz. Təntənəli şəkildə formun yekun gününü keçirdəcək və mükafatlandırma tədbiri də orada keçirəcək. Belə. Nuşto, suallar. Dilara xanımın sualla, deyəsən, biz cavab verdik. Deyəsən, mən cavab verdim. Çox geniş cavab verdim. Özür istəyirəm. Peki. Burada Hamidə Hanımın sorusu var. Anladığım kadarıyla uşaqlıqdakı bağlılık pandemi hekimhanlarda son derece önemlidir. Bu bağlanma ve ayrışma problemi, evet, Mahler'den konuşuyorsunuz Hamide Hanım. Kamerayı ya da mikrofonu da açabilirsiniz, birlikte bunu konuşabiliriz. Yani regresyon, evet, pandemide hepimiz regresi olduk zaten ama nereye regresi olduk? Eğer Freudian gidersek, değil mi? Hepimiz zaten fikse olduğumuz yerlere regresi olduk. Sizin dediğiniz ayrışma bir iyileşmeye ve orası çok yumuşak geçiş yapılmadıysa, çocuk orayı çok içselleştirmediyse, değil mi? O dışarıdaki ötekini içerine introjekte edemediyse orada bir sıkıntı olacak ve tabii ki pandemide oraya regresi olduğu için evet kaygıyı oralarda yaşayacak. Çok doğru anlamışsınız. Yani çünkü o anne kucağı ya da Winnicottian söylemle, değil mi, tutan anne ya da biyondan konuşacaksa container dediğimiz, değil mi, container tutmak, yakalamak, o betaları alıp alfalara çevirmek, annenin o kapasitesi ya da becerisi, daha doğru bir kelime belki olabilir ama onu yapamadığı, onu deneyimlemediği yerde orada bir o bağlara, o sizin bağlanma dediğiniz yer, biyon buna bağlara atak der ya da saldırı der, değil mi? Orada öyle bir şey varsa pandemide bunlar canlandı. Dediğiniz çok çok doğru. Gülnur Hanım, el kaldırdınız. Buyurun lütfen. Akşamınız hayır. Buyurun. Sualım bundan ibarət idi ki, elə bayaq Kənan müəllimin də toxunduğu mövzuyla bağlı olaraq hal-hazırda və uzun zamandır da çox aktual bir məsələdir ki, şuur altı, yəni bilinç dışı, təmizləmək, kodlamaq, dəyişdirmək. Bu, yəni belə deyə, bilinç altı türkçə desə bu qədər basitə indirgənə bilən bir şey midir? Deyil. Bu nasıl bir psikanalist olaraq sizin yanaşmanız, bir də sizdən dinləmək istəyirəm. Peki. Ben bunlara çok karşıyım. Her yerde de çok affedersiniz ama söverim. Yani ciddi ciddi söverim. Bilinçaltıya da söverim. Çünkü bilinç dışıdır o. Bilinçaltı dediğimiz Janet'in bir kavramıdır, değil mi? Subconscious dedi Janet buna ama Freud unconscious dedi. Onun için biz bilinç dışı kullanıyoruz. Tabii Azerice bilmiyorum nasıl kullanıyorsunuz. Bilinç dışı ama onu temizleyemiyoruz. Keşke temizleyebilsek de yok öyle bir şey. Çünkü bilinç dışı öyle işte bir çanak gibi, bir kap gibi, değil mi, bir şey değil. Bir de şey var, anıları siliyoruz, kötü yaşantıları siliyoruz. Öyle silemiyoruz, ne yazık ki. EMDR da bunu yapamıyor zaten. EMDR sadece bize buluyor orayı.
ve üstüne konuşabiliyoruz ama öyle bir şeyler yapmıyoruz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bana gelen hastalardan, böyle bir şeylerden geçip gelen gerçekten çok enteresan konversiyonlar da gördüm. Çok enteresan depresyonlar da gördüm. Onun için bunlar tehlikeli, bunlar zararlı ve bunları yapanlar ne yapıyor? NLP mi yapıyorlar? Theta Healing mi yapıyorlar? Orası bir soru işareti benim için. Ama onun için bunlar şey, ne diyoruz ben? Malpraxis bizim için bunlar. Başka bir şey değiller yani. Hı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim Gülnur Hanım. Bir de burada bir sual var. Yani. El kaldırmamıştılar. Hamide Hanım yazdı. EMDR öneriyor musunuz? Evet. EMDR şöyle öneriyorum. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta EMDR Türkiye'ye ilk geldiği zaman ilk tanıtım grubundaydım ben. Böyle bir 8 hekimdik. 8 hekimden 7 kişi o eğitimi aldı, devam etti. Almayan benim. Çok bana uygun olmadığı için. Yani benim çalışma yöntemim olmadığı için ama EMDR'a bazen hasta gönderdiğim oluyor. Analize gelmeyen hastaları, yüz yüze psikanalitik psikoterapiye gelenler hastalar. Bazen gönderdiğim oluyor. Bazen oradan gelip terapiye devam edenler vardır. Ve gerçekten kısa süreli travmayı belki de anlamlandırmak için. Çünkü belki biliyorsunuzdur analiz çok uzun sürer. Psikanalitik psikoterapi hadi işte diyelim ki 100 seans, 100 saat gibi bir şey. Ama psikanaliz olduğu gibi divandaki analiz 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl süren bir terapi sürecidir. Onun için EMDR için kısa şimdi ve burada çok acil bir tecavüz, çok enteresan böyle bir ölüm, cinayet gibi şeylere evet EMDR öneriyorum. Gerçekten öneriyorum. Ben de 100% EMDR terapi üzere tedris geçirmeliyim. Hiss edirəm ki, benim dostlarım arasında birçok adamlar bu programı keçiblər ve bu metodikaları bilirlər. Mən isə dinləyirəm, maraqlanıram, amma hələ eğitim almamışam, profesional eğitim almamışam EMDR üzrə. Düşünürəm ki, ən aşağısı bilməliyəm, ən aşağısı. Mənim üçün bu çox önəmli. Belə. Evet, belki alet almazsın, belki o şık şeyleri yapmazsın ama en azından nasıl çalıştığını ki fena da çalışmıyor ama şunu da söyleyeyim. Yani bu EMDR sanki bir şey, her şeye deva, her şeyi, her derde deva gibi bir panaceya gibi bir şey düşünülüyor ama öyle değil. Travma için çalışılan bir yöntemdir. Depresyon için çalışmayız. Manik hastalarla çalışmayız. Bipolarlarla çalışmayız. Patlatırız. Yani gerçekten patlar hasta EMDR'a girerse. Bunu da zihnimize tutmamız gerekiyor. Bazen de border olan hastalar bir anda psikotik belirtiler gösterebiliyor. Onun için travma için kısa süreli işte 8-10 seans EMDR çalışıyor. Onlar için uygundur. Ama lütfen kişilik yapılanmayı da iyi bilmek gerekiyor EMDR'a göndermek için. Bir soru daha var. Bir soru, maraqlı sualdır elə. Şəxsiyyət pozulmalarla bağlı. Paranoid, narsist, antisosial və sairə kişilik bozukluları hastaların tedavisinin 100% iyi sonucu olur mu? Şimdi tedavi çok büyük bir kelime. Acaba şey var, Nasio'nun bir kitabı var, psikanaliz iyileştirir diye. Psikanaliz tedavi etmez, burası çok önemli. Psikanaliz sadece iyileştirir. Psikanaliz sadece şimdiki o tarihlenmeyi değil mi dediğimiz şey, yani tarihimizi bugünden geriye götürüp tekrardan gelmek yaparız ve kendi tarihimizi baştan gözden geçiririz. Onun için burada bir sihirli değnek, çok şahane tedavi olmak değil. Neden böyle geliştiği anlamak ve eğer bizi rahatsız ediyorsa onu bir yerde bırakabilmek. Onun için kişilik bozukluklarında tedavi mi yoksa şimdi hepimizde bir narsistik, bir antisosyal değil mi ya da işte ne diyeyim ona paranoid bir sürü yapılanmamız var. Ayrıca o yapılanmaya yakın bir benzerlikler daha var. Narsistle histerik yan yana gidebilir bir kişide. Özellikler olarak böyle bir puzzle gibi düşünelim değil mi? Hatta Bion ne demişti? Hepimizde psikotik bir deneyimleme vardır. Yani hepimizde bir psikotik vardır. Bir gün patlayabiliriz. Bion bundan bahseder. Onun için
iyileşmeden ziyade o kişilik bozukluğunun bozukluktan sadece kişilik yapılanmasına indirmektir bütün işimiz. Narsist narsist kalır ama malign olmaz. Yani zararlı bir narsist olmaktan çıkar, habis olmaktan çıkar. Normal narsist kendi başına yaşar. Onun için tedaviden ziyade iyileştirmedir daha çok işimiz. Burada bir sual da var. Zöhre Hanım'ın sualı da. Panik atak için hangi tedavi yöntemi öneriyorsunuz? Neler öneririm? Ya şimdi tabii ki psikanalitik psikoterapi çalışır, psikanaliz çalışır. Her birinin buna bakışı vardır. Çok hızlı hemen şimdi BDT çalışır mı? CBT'den bahsediyorum. Evet, CBT de panik atakta çalışır. Ama nasıl çalışır? Bu insan 20 seans görür kognitif davranışsal terapiyi. Panik atak gider. Bir yıl sonra başka bir kaygı bozukluğu çıkar. Sosyal fobi çıkar, agorafobi çıkar vesaire. Eğer kökten bir şeyi çözmek istiyorsak, iyileştirmek istiyorsak tabii ki analiz, psikanalitik psikoterapi bilemedik, dinamik değil mi? Daha kısa, kısa süreli dinamik, psikodinamik psikoterapiden ya da psikiyatriden bahsediyorum. Yani hepsi uygun ama şunu da belki altını çizmem lazım bunun. Herkese her terapi yöntemi uymayabilir. Burası çok önemli. Psikanaliz için herkesi divana almıyoruz. Yani divana gelebilmek için zaten önce yüz yüze uzun bir süre çalışıyoruz. Belli bir zaman sonra divana geçiyoruz. Haftada 3 ya da haftada 5 seans yapıyoruz. Bazı insanlar var yıllarca 4-5 sene hiç divana geçemiyor. O yüz yüze haftada 2 saat olarak devam ediyor. Ve burası tam analiz midir? Ha, kür olarak değil ama psikanalitik yönelimli bir şey çalışıyoruz. Onun için bazı insanlara gerçekten psikanalizde çok zorlanıyorlar. Yani o bağlantıları, analitik süreçleri, aslında çağrışımları oluşturamıyorlar. Kim bunlar? Mesela psikosomatik hastalarla biz yüz yüze çalışırız ve çağrışım beklemeyiz çok uzun süre. Çünkü onların tek çağrışımları en sıkıcı dediğimiz hastalar. Niye sıkıcı? Çünkü tek düzeler. Ağrım var, sızım var, dizim ağrıdı, başım ağrıdı, elim ağrıdı, ayağım ağrıdı. Değil mi? Fibromiyaljiden bahsediyorum. Hep bunlar vardır. Çağrışım yoktur. Ve bu hastayla derinlemesine psikanalitik divanda bir kür yürütmek mümkün değil. Belki de bazı panik atakları için BDT'ye gitmek, 20 seans alıp hayatına rahatlıkla devam edebilmek. Bir de her terapist, her hastanın terapisti olmayabilir. Burası da çok önemli. Yani bana her gelen hasta benim hastam olmayabilir. Başka birine gönderebilirim. Çünkü biz onunla çalışamayacağız belli bir yerde. Ya benim karşı aktarımımdan dolayı, onun aktarımdan dolayı gibi. Onun için panik atağı tedavi eden birçok yöntem var ama bireye özgü bir şey olmalı. Umarım olmuştur. Ajlık Hanım, bugün bütün günü işte olmuşsunuz. Bilirim eğitimden sonra da çalışmışsınız. Gün saat 8'de eve yakınlaşıp ve derhal canlı yayıma giribdi diye. Ailenizden de özür dilerim ki sizin böyle akşam saatlerinde bir kaçırttık demeye onlardan, bu saati bize serfilediniz. Ama ben 15 dakika sonra daha süpervizyon grubunu yöneteceğim. Daha 2 saat çalışacağım. Bugün bitmiyor. Siz hiç dincelmediniz mi? 15 dakika sonra onu geri biz kapadık. Bir dinen bir sual var, onu da verip mesela. Düzdür, Milana Hanım da el kaldırıptı ama Milana Hanım çok kısa bağlayacak. Hem iki tane belki de sual istiyorlar. Birincisi çok böyle sizin şahsi fikrinizi öğrenmek istiyorum. Burada bir hanım yazıp Sima Hanım Hümbet'e yazıp ki perinatal psikoloji ve benim için de çok maraklı olan Türkiye bu saat perinatal psikolojiden başka bir de kvant psixologiyası kimi istiqamətlərlə bağlı çox böyük reklamlar gedir və insanlar böyük bir summa ödəyib, hətta bizim tanıdığım insanlar da Türkiyə bunun eğitimini almaq üçün gedirlər. Nə dərəcə doğrudur ümumiyyətlə bu istiqamətlər? Nədən? Ya şöyle, perinatal psikanaliz çalıştığımız bir şeydir. Perinatal psikanalitik yaklaşım çok önem verdiğimiz ve hatta üniversitede ders olarak, seçmeli ders olarak 2 yıl boyunca verdiğim bir derstir. Çok yeni bir alandır psikanaliz için. Fransa'da çok güzel çalışıyor. Tek bir arkadaşım İrem Erdem Atak kitap çevirdi perinatalite diye. Bu konuda ama şimdi hangi yöntemle çalışmak? Bu hipnoz gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Perinataliteyi
sürecin içine, seansın içine almak, orayı da çalışmak bizim için önemli. Yani o annenin düşlemi, o annenin hamile kalma süreci, o annenin işte gebelik düşlemleri, reveri dediğimiz şey değil mi? Bionyan bir adıyla şey kavramla. Oralara gidiyoruz. Bunlar güzel ama bunun ayrı bir eğitimi yok. Yani biz burada analist olarak perinataliteyi de grubun içinde kendi aramızda düşünüyoruz, konuşuyoruz, üzerine düşlemliyoruz. Bunun ayrı bir eğitimi yoktur bizim için. Sizin bahsettiğiniz daha da şey, ne onun adı? Daha çok hipnotik bir şeyden bahsediyoruz. Öyle bir şeyler yok. Hipnoz biraz çok uzaklarda kaldı. Freud bile ondan vazgeçmişti belli bir zamanda, değil mi? Breuer'den sonra. Evet, hızlıca Milan Hanım'ın sorusunu alalım. Olur mu? Kuant psikolojisi mevzusuna nece münasebet bestirirsiniz? Aynı şey. Yani hiç, yani burada bahsettiğin Theta Healing, Kuant, o regresyon terapileri, hepsi malpraksis olarak düşünürüm. Ben aynı fikirdeyim. Ona göre kuant psikologiyasına kliniki psikolog Bakı'dan gitmek isteyen de 2500 euroluk harcı bir programıydı. Ona uçak biletini geri qaytar dedim. Hanım deyir, uçak biletini qaytardığım şekilde bunu biraz para itirirəm. O da arkadaşımın ablasıdır. Eyni zamanda dedim ki, senin kardeşim mənə bağışlamaz bunu. Mənə zəng edib soruşdu ki, niyə saxlamadın, niyə yeri ayrı oldu, qaytarmadın. Hanım qayıdıb sonra deyir, əmin misiniz? Deyirəm, mən əminəm. Amma bir də soracaq. Yani bir de sordum, ona göre teşekkür ederim. Kuant psikolojisi de eşittiğiniz gibi peşekar sahi değil diyen yani bugün değil. Değil. Belki de gelecekte 100 yıldan sonra oldu. Çalışılırsa. Çalışılırsa. Fundamental fizikada bile, fizikada bugün kuant anlayışı hele nezeridir. Nezeri fizika sayılır. Tam. Hele evet. Praktik bir fizika değil. Bir de Milana Hanım son sualı vererek ve sizi daha çok yormayacak sizden. Buyurun. Buyurun Milana. Salam Anjika xanım. Anjika bilirsiniz nə bilmək istəyirəm. O tətnincə işləyir. Məsələn, əşya olur, bu neqativlikdir. Keçmişdən gəlib o əşyaları atın, o sən neqativlikdə gələcək. Bir də bilincaltı işləyəndə deyirlər ki, sən təmiz dəyişəcəksən. O doğrudur, o yəni insan deməyi. Yox. Ya bir kərə bilinç dışı zaten Lacan ne der? Bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır. Şu an ben sizinle konuşuyorum ve birçok şeyim de bilinç dışından zaten geliyor. Tamam, bilgim var bilinçte, bilinç öncesinde tuttuğum birçok şey var ama küçük bir lapsus yaptığımda bilinç dışı. Bunu temizlerseniz o zaman benim bütün hafızamı, belleğimi, algımı, her şeyimi elimden alırsınız. Yani insanı öldürmek gibidir bilinç dışını yok etmek. Böyle kolay kolay girdiğimiz bir yer değil. Bazen yıllarca oradan o kadar çok şey çıkıyor ki onun için öyle bir şey yoktur. Ama o negatif şeyler atmak, negatif mi onlar gerçekten? Ya da ben onları belli bir şekilde kabul almışım ve ihtiyacım var onlara. Negatif olanları. Yani bizim bazen kendine zarar vermek, intihar düşünceleri bunlara da ihtiyacımız var. Bir şey için bir işlevi vardır onlar. Yani bilmiyorum, öyle sorular var ki negatif. Ona göre ben de soruştum. Çok sağ olun. Milan Hanım çok sağ olun. Sağ olun. Ben sadece düşünürüm ki, bakın öyle sorulara ben tez cevap veririm. Ve hatta böyle de bizim psikoloji mektebinin peşekar psikologlar da var. Hansılar ki klinik psikoloji üzere tedris alıblar. Ve onlar da size bu sorulara böyle de cevap verebilirler. Ona göre peşekar psikanalitikin belə vaxtını bunun üçün almağımız biraz düzgün deyil. Göre, gəlin bu mövzuları biraz azaldaq. Düzdür, biz hamımız bilirik ki, bugün psixologiyada peşəkardan eşitməyin fərqi başqadır da, yəni aydın məsələdir. Mən arzu edirəm ki, bugün Anjelika xanım sizin simanızda burada olan insanlardan kimsə iddia eləsin ki, mən də istəyirəm beynəlxalq dərəcəli psixanalitik olum və çox demirəm 5 ildən sonra, 6 ildən sonra nə qədər tez olarsa tezdən bizi tapsın. Məsəl üçün, mənə desin ki, Kənan bəy, mən gökyüzündəki yıldızlardan birini kopardım və mən də şimdi psikanaliz yıldızına çevrildim. Necə ki, siz hal-hazırda mənim gözümdə bir motivasyonsunuz, mənim qarşımda bir gökyüzündə olan yıldızlardan birisiniz. Ona görə bugün vaxtınızı ayırdığınız üçün, bir dost olduğunuz üçün, arkadaş kimi hər zaman istiqanlı olduğunuz üçün minnətdaram sizə. Bir dostcasına da İstərdim ki, sizi kimi insanlar bizim çevremizde daha çox olsun.
daha çok olsun. Daha çok ihtiyacımız var. Hakikaten çok ihtiyacımız var. Son suala, izleyicilerin sualını bir de soruşmuşlar. Anjelik Hanım Azerbaycanlıdır mı? Anjelik Hanım, bəli, Azerbaycanlıdır. Baxmayaraq ki, uzun süredir Azerbaycan'dan köçübdü və Türkiye'de təhsil alıbdı, sonra yəni ailə qurubdu və s. Amma təsəvvür edin ki, sırf özdə mənim eyni zamanda qonşum idi, onu da bilmirdim. Kurslara gələndə də bilmirdim. Tolstoy küçəsində, təzə pirdən biraz aşağı, Tolstoy həştatda mənim atam gilin evidir, orada qalırdı. Və oradan biraz aşağıda Anjelika xanım gilin evləri idi. İndi orada binalar sökülüb və s. dəyişilib, çox yaxın, bir kvartal. 100 metrə məsafı var imiş aramızda. Amma təəssüf ki, mən də evdə az olurdum. Küçədə oturub baxmırdım. Ona görə təsadüf nəticəsində biz üzləşmirdik, amma tədrisə gələndən sonra bildik ki, əslində həm də qonşuymuş. Belə. Çox sağ olun. Kenan'ım, sana çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yazmışsınız chat'ın kısmına. Ne mutlu bana ki burada güzel bir şekilde sizinle buluşabildik, bir şeyler konuşabildik. Şunu da söyleyeyim, yani zaten böyle bir zorunlu olarak Kenan herkesi Instagram'ı takip etmeye zorladı ama bunun şöyle bir noktası da vardır sizin için. Ben her zaman, Kenan da bilir, her zaman açığım, her zaman sorulara cevap veririm. Danışmak istediğiniz bir şey varsa her zaman buyurun, oradan rahatlıkla yazabilirsiniz bana. Gerçi mail adresim de var orada, oradan daha çok kolay ulaşmak. Dilerim bir daha bir yerlerde yine kesişir yollarımız. Kenan, sana çok güzel doğum bir okul için başarılar dilerim. Çok güzel bir başlangıç. Böyle yavaş yavaş yürüdün ve sonunda şahane bir şey yaptın. Bir sürü insan burada bir sürü şeyler öğreniyor. Ne zaman istersiniz? Ben hep buradayım ve hep destek mutlaka olurum. Onun için bu gelen çiçeklere, herkese çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum sizinle tanışmaya. Bunlar metaverse çiçeklerdi. Meta çiçekleri. Meta çiçekleri. Peki, meta olsun ama onlar da çok güzel. Evet, benden de hepiniz. Oldum. Sevgiler. Peki, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.